sete bir saat erken geliyor. Aa, tamam. Ve yanında da biri var. Allah. Aa. Kim var? Ve o birini daha doğrusu yönetmenle tanıştırıyor. Allah, evet. Allah Allah. Neden? Kanın halası, Gönül annemin görüntüsü. Bu ne be? Bu ne? İsterler, sen ister etme. Bana bak, bana. Sen... Ben kabul etmiyorum. İki dünya bir araya gelse. Bana bak, gelinliğini bir otur oturduğun yer. Eğer o Türkan var ya, bu stüdyoya adım atarsa... Gemileri yakarım, stüdyo da terk ederim. Gönlemezsin. Ya çok büyük bir laf etmişsin. O buraya gelirse ben burayı terk ederim. Evet, İki cihan bir araya gelse bu işi kabul etmiyorum demişsin. Türkan Hanım saatlerdir seninle görüşmek için kulisimizde seni bekliyor. Ben istemem. Hayatım. Ben istemem. Sen... Size en güzel enerjiyi veren program Gelinim Mutfakta'ya. Hoş geldiniz. Enerjimiz enerjiniz olsun. Şifa alalım, yüzünüzü güldürelim inşallah. Orada oturmak istemiyorsanız, burada olmak istiyorsanız da www.kanaldre.com.tr adresimizden ya da... Ya da 0539 570 37.07. Ah, sen dünden hasta mı oldun? Dünden beri sen değil misin? Kendime gelemedim. İnan ki gelememişsin. Cuma yaklaştı ya yine. Ama dün, yani dün sarsılması çok normal. Dün büyük bir hata yaptın. Beş. Beş. Hayır, bir dedim. Beş. Bir dedim. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Hazırsan Tuğba mı, Yeşim mi? Aç görelim. Tuğba ben biliyorum. Tuğba. Bildim ben. Her gün sana şuraya geldiğinde şu ciddiyetini takın, laylaylımı bırak diyorum. Yok. Yani 14 bilezik için yarışılıyor ve sen çok ciddi yara aldın. Gelinine yara aldırdın. İnşallah elenmezsin. Baka kalmazsın. Ama senden daha büyük yara alan birileri daha var. Aa. Hayırdır? Gönülcüm ve Tuğbacığım. Ne oldu ya? Ne oldu? Hatta... Ne oldu kızım? Birazdan yara alacak birileri de olacak. Aa, maalesef. Ne oldu? Hayırdır? Ya? Tuğba ne demek istediğimi anlıyorsun. Anladım ben. Suratın evet. Sirke satıyor. Gönülcüm senin haberin yok. Vallahi ben bir şey anlamadım yani bir şey olmadı. Kavga da etmedik Nursel Hanım yani. Ama aramızda iyi değil yani. Görmedim beni çünkü. Tamam Tuğba, da... Bugün bir sete şey... bir saat erken gelmişsin. Evet. Ve dün de otelde kalmışsın. Arkadaşında, evet. Kurs arkadaşında kalacağım dedi bana akşam. Tamam. Oradan geldi. Tamam. Ne oldu? Neden işte? Ne oldu biliyor musunuz? Tuğba sete bir saat erken geliyor. Aa, tamam. Ve yanında da biri var. Allah. Kim var? Ve o birini daha doğrusu yönetmenle tanıştırıyor. Allah evet. Allah, Allah. Neden? Niçin? Kim bu? Allah Allah. Nasıl oldu bu iş? İzleyelim. Her şeyi zaten VTR size anlatacak. Dinle Gönülcüm. Elin abi müsaade etsin. İki dakika bir şey konuşmak istiyorum da. Bir sabah sabah rahatsız ediyorum size. Halacığım gelir misin? Bu ne be? Annemle biraz tartıştık zaten bu sorun. Halamlarda kaldım. İhsan'ın halası, Gönül annemin görümcesi. Aa. Ben Gönül annemin yerine halamla devam etmek istiyorum yarışmaya. Tuğba annem, sen ne yaptın ya? Biz
Zaten araları da iyi değil. 5 senedir konuşmuyorlar. Ben evlendikten sonra hiç bizim görüşmemize izin vermedi. Çünkü ben halamı çok seviyorum. Aile de seviyor. Gönül annem kıskandı bizi. Tuba sen iyi misin? Evet. Gerçekten Gönül anneme sorun bilmez. İhsan kaç yaşında sünnet oldu? Ay ben ya. Sormadan söylüyor. Ben başkalarını getirecektim. Kabul etmez. Ama asla halanın üstüne laf söylemez. Halanın egemenliği var aile üstünde. Bir tek onun hakkından halam. Ooo. Var mı diyeceksin? Beni koruyacak. Evren abim çok iyidir. Bize yardım edecek hala. İnşallah. El birliğiyle Gönül annemden kurtulacağız. Ondan... Vallahi ben kabul etmiyorum. Nursel Hanım. Vallahi ben kabul etmiyorum bunu. Bunu... İster sen, ben ister etme. Bana bak bana. Bununla küs oldum bilmiyorum halanla. Niye? Evet, dün akşam orada kaldım. Tabii bak düzene bak Nusra. Zaten... Ben kabul etmiyorum. İki dünya bir araya gelse yarışamaz. Benim bak buraya tutlamam. Kimle geldin sen? Kimle ben geldin? Ben olmasam gelemezdin bu kadar. Hayır burada... Orada dururdun. Hayır. Orada kalırdın. Hiç de öyle bir şey yok. Diğer kayınvalideler puan vererek ben bir yerlere kabul geldim. Etmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Buraya ben de geldim. Ben de gidebilirsin. Vallahi tek vasfın İhsan'ı doğurmak. Hayır. Başka bir vasfın kabul yok. Kabul etmiyorum. Nusra kendine küsüm ya. E tamam. Bildiğin halde getirdin. Doğru. Çocuklarını büyüttü diye mi küstün? Hayır. Hiç evet. De bile değil. Doğru. O çok bildiği için. Aynen. Her şey benim dediğim olacak. Görümcem. Kabul etmiyorum ben. Ay. Ya hayır. Al. Halanı da mı buldun? Ne yapıyorsun? Halanı yollamadın mı? Buraya mı bıraktın? Evet burada birazdan inşallah beraber yarışacağız. Hayır. Eğer ben bugün elenmezsem haftaya. İstemiyorum. Halamla devam edeceğim. Hayır. İki dünya bir araya gelse sen... yarışamazsın. Masayı kırdın. Beni kızdırma. Gönülcüm. Gönül. Ne bu ya? Sen... Gönülcüm. Bana... Bire bire yapıyorsun bunu bana. Yiğit şu ismi değiştirsene halamın ismini yapalım. Ver benim ismimi. Halamın ismi yazılacak buraya. İsmimi ver. Demin fırlatıyordun. Nursel Hanım valla benim tansu bak. Ama gidiyorsun kadın orada bekliyor ya. Sakin olman gerekmiyor mu şu an? Ama onun yaptığı doğru tamam. Mu? Tamam bir sakin. Sakin ol. Görümcenle aran çok mu kötü? Evet konuşmuyorum. 5 tamam. Senedir. O, bir gel şuraya öyle gidersen fırsat vermiş olmayacak mısın şu an? Allah Allah bir cenazede gördüm zaten. Sen de ne meraklıymışsın yani kartını çıkarmaya. Sinirli. Rahmetli eşinin kız kardeşimi, ablası. Evet evet evet. Evet. İhsan'ı büyüten... Süt annesi ben yapmış. Ne işe yaradım? O büyüttü de ben soğancıcığı mıydım? Galiba öyleymiş. He, sen yanımızdaydın hemen her şeyi biliyorsun. Bana bak. Gelinliğini bil otur oturduğun yerde. Yarışacaksan benle bir yarışırsın. Öyle halayla teyzeyle olmuyor burası. Burası gelin kaynana. Tamam. Teyze hala konurdu. O da benim konurdu. Kayınvalidem sayılır. Gönül abla. Kabul etmiyorum. Yönetim kabul edersen kabul etmez. Ay kabul edersen. Etmez. Eder eder. Neden? Ya kuruluma. Olumlu baktılar. Gönül evet. Abla. İhsan'ı sen emzirmedin mi? Nursel Hanım ben 8 yaşına kadar. Kaç? Oturken ne zaman emzirmiş? 8 yaşına kadar. Aa! 8 yaşına kadar emzirmiş. Benim çocuğumu ya. Erken Gönül annemin sütü olmadığı için ya. Yalandan emziriyormuş. Hayır işte kabul etmiyorum. 8 yaşına kadar. Türkan halanın evet. Hayır ya. İhsan nereden? 8 yaşına kadar meme mi emmiş? Istemiş, evet. Emmiş mi 8'e kadar? Emdi. Ama Türkan ama yalancı değil. Meme olarak kullanmış. Hayır ya. Emzik olarak. Hayır sen yanımızda mısın ya? Öyle hayır, şey ben, var. Bunun dediğine ne? Hele o Türkan'a ne inanıyorsun sen be? Sen halanı nereden biliyorsun? Daha yeni geldin içimize. Tamam ben 5 senedir en çok beni seviyorlar. Diyorlar biz ya, çok gelinlik gördük diyorlar. Gönülden biz gezmeyi öğrendik, senden de gelinliği öğrendik iyi, diyorlar. Çok bir şey öğrenmişler. Çok bilir zaten o halan. Onun için küsüm onunla. Gönülcüm ya. Başıma bela. Gönülcüm bu tepinmeler nereden çıktı? Allah bak aylardır bir değişiksin. Bak, kıza da artık canına tak etti. Bir düşünsene şu konuyu bir. Düştüm paraların peşine. Tuğba umurunda değil. Ne güzel buluyordum. Bak moralim gitti tamam. Bekle bulacağım zaten seni. Zaten bulamıyorsun. Gör bak görsün. İki gün Gönülcüm senin görümcen değil mi? Heh. Bu hanımefendi Türkan Hanım. Senin görümcen. Oradaki işte gelmez olsaydı nereden İhsan'ı gel? İhsan'ı ben büyüttüm diyor kadın. Doğru. Nasıl büyütmüş ya? Sen de yok ya Nursel Hanım nasıl büyütmüş o ya? Türkan'ın nerede? O İstanbul'da oturuyor bir kere. Tamam o zaman Bandırma'daydı ben evlenirken. Yeni geldi kızı üniversite okuyor diye. Olsun. Hemen yanında duran emzirde oluyor. İhsan'la ben konuşmuyorum. Konuşup ondan da onay alacağım büyük olasılık. O almama da gerek yok. Oğlum ben beni yoluma bilir. Türkan halamla devam hayır, etmek istiyorum. Hayır kabul et.
kabul etmiyorum. Yola, ben de geldim. Yola çıktıklarım beni terk ettiği için ben de başka çözümler arayıp onu buldum. Kabul etmiyorum. Evet. Ben yönetmenim, kabul etmiyorum ben. Seninle, beraber gideriz, gideceğiz. Seni buradan göndereceğiz. Hayır. Ben ya anca beraber, kanca beraber. Ya. Beraber. Yerden göğe kadar haklı ya. Kim? Kız. Evet. Tuğba. Ya bu da onun şeyi. Elimde avukata olsa bulabilsem ben de getireceğim birini, tamam, ya. Tamam bu kız. Gerçekten bulacağım vallahi ya. Ağzımıza kustursak size yaralanıyoruz bir kere. Aa, çocuğumu getirsem gözü kapalı bulur bana. Ha, değil mi? Hemen bulur. Evet. Çok kolay da. Asiye Aran'a getireceğim. Vallahi. Aa, vallahi doğru, iyi fikir. Vallahi billahi bunlardan çektiğimiz kadar şey çekmiyorsun. Bak, ne çileli başım varmış. Gönülcüm az sakin ol ya. Aa, daha da gitmek için her şeyi yapıyorsun şu an. Bak aranız Türkan Hanım'la kötü sanırım, evet, anladım. Evet, bu kadar delirmene bakılırsa 5 yıldır görüşmüyormuşsun. Tuğba ile aran kötü. Bir sakin mi olsan acaba? Ya ben onunla kavgam yoktu ya. Öyle böyleydi aramız. Kiminle? Tuğba'la. Ben yani ben bir şey sorabilir miyim? Halasına gitti. Sor. Daha çok kızdırdı beni. Şimdi diyor ya Tuğba İhsan'ı da büyütmüş. He. Kim doğurdu? Eğer ki gönülün işi vardı da bir iki gün İhsan'ı oraya bıraktıysa bu bizim genelimizde. İşte ben büyüttüm. İhsan'ı ben büyüttüm. Çok öyle iki gün bakmayla kimse ben büyüttüm demez. Demez. Diyorlar emek vallahi. Var ki. Yo İhsan'ı da Gönülcüm yok. Sana bir teklifim var. Valla senin sağlığından evet. Ben artık endişeleniyorum. Evet. Bak yanlış anlama söylediğimi. Hadi. Dur. Hayır öyle sen de gaza getirme tamam, kadını. Gitmeyeceğim. Biraz böyle 2 hafta falan dinlensen. Evet yok. Ama sanki ihtiyacın var gibi gerçekten bak. Yok ben de yok ben yanımda. Ay ne bileyim böyle tepinen falan bir kadın oldun yok, ya. Yok. Gerçekten öyleydi ki buraya geldiğinde. Sen bunu bir düşün. Senin yerin burası. 2 hafta bir dinlen. Yok gitmem. Orijinali, o da geldi. Orijinali böyleydi. O da gelecek. Sadece gerçek yüzünü göstermiyordu. O da gelecek. Sadece onu gösteriyor. Hayır. Sen aşkım. De böyle değildin aldım. Gönülcüm. Sesin çıkmıyordu. Şimdi maşallah mı var? Bu kadar Gönülcüm, dilim var. Gönülcüm şu an bir talep var. Tuğba'nın talebi bizim için önemli. Karşısında getirdiği kişi de kayınvalide sayabileceğimiz biri. İhsan Bey de bunu kabul ediyor. Dolayısıyla şu an bu konu yönetmenlerim tarafından değerlendiriliyor. İnşallah şu an için olumlu. Yapacağım hiçbir şey yok. Bir karara varılacak İnşallah. Bu konuyla ilgili. Çok olumlu da baktılar. Çok enerjisine de bayıldılar yani falan. Yani iyi değilsin çünkü Gönül abla. İyi yani gözükmüyorsun. Toplanırım. Türkan Hanım'ı da çok sevmiş Evren. Çok sevmiş. Böyle yumuşak Evren yumuşak. Evren herkesi seviyor yumuşak zaten. Yumuşak huylu böyle. O herkesi seviyor. Sevmeyeni yok. Kum getirmiş gelirken. Gereken her Asun şeyi yapmış yani. Asunlar diye getirmiştir kanala. Böyle hiç böyle sinirli biri de değilmiş. Kanalı alsınlar diye lokum getirmiş. Lokum gibi bir hanımefendiymiş kabul yani. Etmiyorum. Hadi bakalım yerinde doldu ya kurtulduk senden. Kına yakar. Kına getireyim mi? Tuğba sen de yarısına tuğba. Kına getireyim sana. Tutun örtülerin ucundan. Ne bu ya? 3, 2, 1 kaldırın örtüleri. Afyon'a gidiyoruz bugün. Fatmacığımı da mutlu ediyoruz. Bulgur da var. Afyon çullama köfte yapıyoruz bugün. Afyon çullama köftesi için önce köfte harcı malzemeleri 500 gram dana kıyma, yarım su bardağı ince bulgur, 1 adet kuru soğan, çeyrek maydanoz, 3 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı yeni bahar. Köfteleri kaplamak için 3 adet yumurta, 1 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı un, yarım çay kaşığı karbonat, yarım çay kaşığı tuz. Domates sosu için de 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 adet domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kuru nane. O kadar malzeme var ki. Yani bugün herhalde çok lezzetli bir şey yeriz diye düşünüyorum. Kayınvalidelerim öpüşün ayrılın. Tuğba sete 1 saat erken geliyor. Aa, tamam. Ve yanında da biri var. Allah. Kim var? Ve o birini daha doğrusu yönetmenle tanıştırıyor. Allah evet. Allah, Allah. Neden? Annemin görüntüsü. Bu ne be? Bu ne? İster ya
küs. Etme. Bana bak bana. Sen... Ben kabul etmiyorum. İki dünya bir araya gelse. Bana bak. Gelinliğini bil, otur oturduğun yer. Eğer o Türkan var ya bu stüdyoya adım atarsa gemileri yakarım, stüdyo da terk ederim. Yapamazsın. Ya çok büyük bir laf etmişsin. O buraya gelirse ben burayı terk ederim. Evet, İki Cihan bir araya gelse bu işi kabul etmiyorum demişsin. Türkan Hanım saatlerdir seninle görüşmek için kulisimizde tamam, seni bekliyor. Ben istemem. Hayatım. Ben istemem. Süreniz tam 50 dakika. Güzel. Güzel. Hadi o zaman başlatalım. Eksi almayın sakın. 5, 4, 3, 2, 1. Kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba. Tuğba Star üst üste çeyrekleri almaya devam ediyor. Tuğba! Ay ne kötü kötü bakıyorsun. Belki taktırmazsa dün taktırmadı ya ondan. Gördüm o bakışını. Dün taktırmadı, tebrik ederim. Çünkü ben küçük şeylerle uğraşmam, ikidir, üçtür. Ben direkt 14 mü var bak. Bundan önce 16 vardı, şak diye aldım taktım. En yakın rakibine 14 puan fark atarak 16 altın bileziği kazanan gelin... Tuğba! Evet. Ama bu sefer yok mu gelen? Yok. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Ben yine alacağım. Bak izleyin görün. Ya gerçekten Tuba yazık ya. Ya kadın üstüne yazık bu kadar mı? Niye geliyorsun? Yazık mı? Çok üstüne geliyorsun Gönül teyzenin. Ha? Gerçekten bu kadar üstüne gelme kadın ya. Benim kayınvalidem gelmiş geçmiş en masum görünen sinsi kayınvalide. Bana, benim kendi kayınvaliden bana neler yaptı, neler yaptı? Senin kayınvaliden sana ne yapacak? Kayınvalideni neler, sen görmüyorsun aklına gelebilecek bile şeyler yaptı. Yine ben senin yaptığını yapmıyorum ya. Ya Gönül Hanım, işin gücün şov. Gerçekten şov. Ne o öyle orada ayağını dandan vuruyorsun, yaka kartını çıkarıp oraya bırakıyorsun. Gitseydin niye gitmedin? Vallahi giderdim de. Neden gitmedin? Meydana boş bırakmadım. Türkan'a kalmasın diye gitmedim. Meydan Türkan'a kalmasın diye korktun. Neden? Çünkü bak Tuğba'nın kollarına meydan değil, bilezikler Türkan'a kalmasın diye buradasın. Bak Ramise sen ne diyorsun ya? Doğruları söylüyor. Gönülün gözü tok, gözü parayla pulla iş olmaz. O zaman gidecekti, niye durdu? Git. Niye durdu? Ya Ramise, sen anlamadım niye durmayacak, niye? Neden durmayacak? Aa. Madem baştan alasın ya geleydi. Şov. Başka bir şey yok. Vallahi bilmiyorum. Ben bulabilsem, inanın bana, burada akrabalık yarışı yok. Kayınvalide, bilmem aynen ne. Aynen öyle yarışıyor. Ha, benim işime kim geliyorsa mesela, işime yararsa, isterim yani. Ya bir şey söyleyeceğim Tuba, bu kadar bilezikleri sana kendi kayınvaliden kazandırdı. O senin yanında oldu bu zamana kadar. Ben buraya kazanmaya geldim. Kimseni de babamın hayrına yanımda getirmiyorum. O da benimle geldiyse beni bulacak, görevini yapacak. Orada kaynılarla bak. Beni izliyor mu? Yok, umrunda değil. Ayak üstüne atmış. Hiçbir işe yaramıyor. Duygusal halam... bakmaya gerek yok tamamen. Ben de o kanıdayım. Ay, profesyonel bakıyorum ben ya. Vallahi arkadaşlar eğer o Türkan var ya bu stüdyoya adım atarsa gemileri yakarım, stüdyoyu da terk ederim. Yapamazsın. Neden ya? Yapar. Bırakmazsın. Bilezikleri bırakmazsın. O anda gözüm görmez bir şey biliyor musun? Ya sen kaza gelme boş ver. Bırakamazsın. Heh, yarışma olarak onlar yarışıyor ki. Birini getirince kayınvalidelikten onları reddediyoruz da sanki onları sevmiyoruz da. Abartıyorlar. Onunla alakası yok.
İşimize yaramıyorlar burada. Başka birisi gelsin. Tuğba. Efendim. Tuğbacığım ben seni kutluyorum. Arkandayım, destekliyorum yaptığın şeyi. Sen yaptın. Ay, yani gönül senin canını tak ettirmiş ki bunları yapıyorsun. Benim canıma tak etti de ben bundan size prim vermem. Hiçbir kayınvalideye de ihtiyacım yok benim. Ben kendi başıma kendime yeterim. Çok şükür kimseye de ihtiyacım yok. Ay Tuğbacı, ay yağcılar da yiyecekler. O nereden çıktı şimdi bir Tuğbacı oldu? Tuğbacı oldu şimdi. Tuğba haklı mı sence? Burada haklı. Kalırsam gülme komşuna gelir başına inşallah. Benim görümcem yok. Zaman... Gelemez. Görümcem olmasa başka biri daha olur. Ben bir şey söyleyeceğim. Benim görümcem var. Sıkıysa gelsin haydi. Var siz gelsin. Böyle tak ettirirsiniz gelinlere daha bak, çok. Var gelsin. Yesin getirsin bakayım. Ya biz ne yapıyoruz gelinlere be? Elimizden geldiğince bulmaya çalışacağız. Ne yapıyoruz biz onlara? Onun için gözyaşı döken ben. Allah. Onun için burada strese giren ben. Onun için hasta olan ben. Neymiş? Sen de yarıştırmıyorsun. Yarışırsan yarış ya. Ya ben Tuğba ne kadar burada konuşsam da sen anlamayacağın için daha anlamam. Rahat istemiyorum ben ya. Ben sizin dilinizden anlamıyorum. Anlamıyorsun ben evet. Tiplerini anlamıyorum. Evet evet anlamıyorsun gerçekten. Ya gerçekten Özlem böyle rahat rahat konuşuyorsun da milletin kayınvalidesiyle olan ilişkisine karışacağına. Kendi kayınvalidenle olan ilişkinle mi ilgilensen ya? Kayınvaliden ağlıyordu kuliste, öfkeli öfkeli konuşuyordu. Kadın bıkmış senden ya. Ya Tuğba abi şey gelişim bir şey söyleyeyim. Bizim onunla artık ilişkimiz yok ya. Olamaz yani. Kronikleşmiş ya. Fark ettim duruyordu ya. Yani o düzelemiyor. Kadın. Tedavisi olmayan bir vaka o. Ramiseciğim bak Özlem ne diyor? Ne diyor? Oh ne güzel yaptı. Benim kayınvalidem tedavisi olmayan diyor. Vakadır diyor be. Daha neresi? Konu ne ben tam anlayamadım. Kronikleşmiş yani kızlar o kadar çok bana şeyler yaşattı ki daha 3 aylık evliyim. Yani yapmadığını bırakmadı. Geçen gün ya en basit örneği geçen gün buradan çıktım. Gittim kızımı aldım yemeğini yedirdim. Çok başım ağrıyordu kızlar o kadar kafamı kaldıramıyordum. İlaç içtim dedim ki azıcık uyuyayım. Masalın yemeğini de dedim verir misin? Bir de bana yaranmaya çalışıyor. Tamam kızım sen yap ben hallederim merak etme. Dedim ki tamam anne dedim. Bak ben dedim eşim de nöbette. Camı da açtım birazcık içeri havalansın onlar öbür tarafta oturuyor diye. Dedi ki çamaşırları dedim bir atar mısın? Dedim, hani ben çok kötüyüm hani bugünlük sen yapsan olur mu? Olur kızım olmaz mı? Kızlar öyle cam açık uyuyor kalmışım. Saat gece saat 11'e 20 var. Bir güzel karınlarını doyurmuşlar. Bütün mutfak, tezgahın üstü tencereler dolu. Şaka. Çamaşır makinesinde kızlar sadece ne güzel oğlunun işte. Ve... Ya güzel. Oğlunun ve sadece kendi çamaşırlarını yıkamış. Benimkileri de çöpe atar gibi yana atmış. Seni ayırmış. Ya bu kadar İnan. Olmaz ya. Dün buradan çıktık gittik ya. Eve gittik. Yok benim başım ağrıyor. Yok şöyle, yok böyle. Ağrıyordur. Yok çocuğun yemeğini ver. Yok bir... Niye ben onun bekçisi miyim ya? Ağrıyordur. Eve mi başım ağrıyor? Sonuçta insan ya. Uyuyup kalmış orada. Üzerine örtü almamış. Niye örtmemişim? Ben onun bekçisi miyim? Ramiseciğim, kızları görüyoruz değil mi? Evet. Bütün gün ayaktalar, evet. Topuklularla. Biz de aynıyız. Yorulamaz mı, uyuyamaz mı senin gelinin? Sen oturun. Örtü alsın yatmaya gidiyorsa. Özlem. Efendim anne. He? Ne diyorsun? Ne anlatıyorsun? Ne mi anlatıyorsun? Yap bana yaşattıklarını anlatmaya çalışıyorum. İyi de ben senin bekçin miyim? Yapmayacaksan yatıyordun de. Örtüyü de alsaydın üstüne. Yapmıyorsan yapmıyorum de. Kendi evle oğlunun kıyafetlerini yıkayıp kendi kıyafetini yıkayıp. İyi yaptın. Kalkaydın yıkayaydın. Senin çamaşırların o kadar kirli ki. Kendi çamaşırlarından atmak istemiyorum. Sana mı kaldı bunu yorumlamak? Ne yapayım? Sana mı kaldı? Senin üstünden çıkarıp tişörtünü attın, odaya girilmiyordu. Odaya. Ay bu kadar da hani kokuyor ya da girmeyin ya. Hayır, kirliymiş. Yok şöyleymiş. Benim evimde bana şeylik yapıyor. Ne bileyim bana tuhaf geliyor ya bu kadar da dökülmesi, saçılması ortaya. Nerede görülmüş bir kayınvalidenin gelinin kirli çamaşırlarını yıkaması? Aman kim demiş onu? Hayatım bak. Hasta olur, yatalık olur, yataktan kalkamaz o zaman yıkarsın. Kız yorgun baş ağrıyor. Ben de yorgunum.
Hayal bak, diyordu ama ona. Ama sen uyuyakalmamışsın. Bak uyuyakalmış. Uyumasın. İçini bitirsin. E ne var? Elin maşınca evet. Katıversen şunu, kendini kime atmışsın? Ojelerin bozulur. Oğlun ikini atmışsın da bir özlemek gibi çok geldi sana. Hanımlar bir gelinin çamaşırları niye kaynana yıkasın? Yani. Kendi yani. Yıkasın. Bak siz anlamıyorsunuz. Özlem ne dedi? Kaçırdınız. Bak içim geçti dedi. Çamaşırları içi geçmişse içi geçmeden önce hayatım. Makine atsaydı. Yani. Sonra gidip yaksaydı. Makinenin başına mı geçmiş işi? Demek ki gitmiş oraya yatmış. Ya bak anlamıyorsunuz. Kesine yatmış. Çamaşırları çıkarmış sepetten atacakmış da bir şey olmuş gitmiştir. Orada uyumuş ne var yani? Kızlar bu yaptıkları daha ne ki ya daha ne ki? Ne az önce dedim ya size 3 aylık gelinken bana neler yaptı diye. Ne yaptı? Beni resmen geçen gün ya sen bana yardım etmek zorundasın hizmetçi yerine koydu ya. 3 aylık evliyim. Bunun yeğeni mi evlenecekmiş neymiş? Sanki kendisi kendi kızları yapamıyor. Beni hizmetçi gibi götürttürdü. Hadi tamam dedim. Yani severim yeğenini de. Gittim yardım etmek için. Bir güzel Çatalca'ya gittik. Evime de o kadar uzak ki ben Kocaeli'deyim o Çatalca. İl değiştirdim yani. Gittim neyse. Bir güzel temizle camlara kadar yüksek yüksek binaların camlarını sildirtirdi bana. Aa. Kahveyi alıp eline karşıma oturdu. Belim ağrıyor, başım ağrıyor diye. Ondan sonra kızlar geçti karşıma. Ben yaptıktan sonra yatak odasına geçtim. Uyuyakalmışım. Olabilir. Bir kalktım saat akşam 10.30 falandı. 10-10.30 arasıydı. Bir kalktım kayınvalidem yok evde. Çatalca hiç bilmediğim bir yer. Arıyorum neredesin diyorum ben evdeyim diyor. Kızlar bilmediğim etmediğim kişi de beni yalnız başıma bıraktı. Ay, hani evi etrafı da bilmiyorum ki gideyim. Hadi otobüs bilmiyorum. Haklısın. Eşim nöbette telefonu kapalı çekmiyor. Yani o kadar böyle çaresiz kaldım ki yazıklar olsun ona. Ona yazıklar olsun. Ya bu kayınvalideler ne yapmaya çalışıyor? Ben gerçekten bizim sabrımızı gerçekten ölçmeye mi çalışıyorlar ya da delirtmeye mi çalışıyorlar? Sakin sakin bir tanesi de köşede oturmuyor ya. Hayır yani kızlar o kadar iş yapmışım, yorulmuşum senin akraban. Ya sen beni almadan nasıl gidebilirsin demezsin. Ya? Benim evde bekleyen bir evladım var giderler, ya. Giderler, öyle yazıklar mi giderler olsun, ki? Bu ne ya? 3 aylıkken başka... Akrabanın evine mi götürdün sen onu? Ne yaptın da bırakıp gelmişsin? Evet 3 aylık gelindi. Çeyiz görmeye gittik. Gelmek istedi. Götürdüm. E tamam. Her zamanki gibi. Orada da uyuyakaldı. Ben de bırakıp çıktım. Uykucuymuş evet, bu gelin. Evet. Her gittiği yer duyarsa kucağımda mı taşıyacağım? Kalksın gelsin. Kalkın. Bekle kalkınca gelin. Ne bekleyeceğim canım? Çeyiz görmeye gitmişiz. Hop yat. Ramise insanlık hali içi geçmiş olabilir. Belki hasta gelinle uyku hastalığı var. O zaman gelmeyecek. Kız daha yerinizi bilmiyor, yurdunuzu bilmiyor. 3 aylık gelin. Böyle bir şey içinize yeni gelmiş. Huyunuzu bilmiyor. Böyle bir şey olur mu Ramize? Sen aklınla mı oynuyorsun? Beyhan Hanım. Bir de o bir saniye. Bir de o senin oğlunun emaneti. Tamam. Allah Allah. O zaman öyle davranacak. Ne öyle her gittiği yerde uyuyakalıyor. Kızlar bakın ben size yöntemi buldum. Halası, yengesi kimi varsa tutuyorsunuz, getiriyorsunuz buraya bir güzel. Kayınvalidenizden de kurtuluyorsunuz. Aslında çok çözüm mantıklı. Yolu bende. Ya benim... Tuba'ya kızıyormuş ama bazen gerçekten hak veriyorum ya. Evet, evet hep böyle yani. Şeylerim vardı aslında. İyice bende ampuller yandı. Çakralarımı açtın gerçekten. Benim Açarım de var ben. Aslında kafamda 3-5 isim. Valla kabul olursa bugün ben de direkt o isimlerle görüşeceğim. Kabul ederse ekip zaten direkt gelirim ya. Kayınvalidemle daha fazla aram zaten kalmamış artık. Daha fazla böyle şey olmayız yani aramız. Kötü olmaz en azından. Beyhan bak Yeşim de ne diyor bak. 2-3 isim varmış o da getiriyor kaynana haberin olsun uyuma. Yeşim. Heh, geldim. Yeşim. Ağıt havası gel. Şimdi bir şey söyleyeceğim duymadım anlatana hele. Allah'ım anlat, ya. Anlat. Neyi duymadın neyi duymak istiyorsun anlat, ya da? Anlat ne duy. Anlatayım. Diyorum ki bu yarışmada çile çekmek istemiyorum. Sen benim çilem oldun diyorum. Kapı bana yok ben o kapıdan gitmeyeceğim. Ha, sen beni göndermek için çok uğraşıyorsun ya. Ben de diyorum ki buradaki yastıklar sana zor geliyordur. Git evde uyu diyorum. Kimi bak belin tutuluyor oralarda seni kimi düşünüyorum. Yemeğini yap yemeğini.
Bak, kimi getireceksin? Bak fazla uyuyorsun, ben senin için. Bak bel ağrılarım, fıtık, mıtık. Bak gözlerin şişmiş. Evde uyuyor. Yeşim. Heh. Sen de buraya benden hariçten birini getir. Heh. Getirebiliyorsan getir. Ne ben yapacağım? De senin gibi yapacağım. Yönetmenim. Duy sesimi. Hodri meydan. Hadi getirin bakalım. Duysun birisi sesimi ya. Kayınvalidemin her sabah verdiği bir numara var. İsterseniz oraya başvurun. Yabancı bir kişi de olur mu ya yönetmenim? Evet. Ne numarası? Kayınvalidem dışında sokaktan çevirdiğim adam bile artık benim tabağımı biliyordur. Yıllardır burada yarışıyorum. Bileziklerimin yarısını da buldum kayınvalideye vereceğim. Şaka. Buradan bakın ilanımı açıklıyorum. Yeşim ben annemi getireyim mi? Çok iyi bulur. İsmi Beyhan olmayan 50-60 yaş arası. 50 değil. O ya her yaştan kabulümdür. Çünkü 15 yaşındaki çocuk da bulabileceği için benim tabağımı. Gözü gören, kulağı duyan herhangi bir insan olur benim için. Uyuma problemi olmayan, uykusunu evinde alan bir kayınvalide adayı istiyorum. Başvurularınızı kayınvalidemin her sabah ağzıyla söylediği numaraya yapabilirsiniz. Ya hanımlar görüyorsunuz değil mi? Fatma görüyorsun değil mi? Gelinlerini sizden illallah etmiş artık. Biz onlardan demedik. İllallah etmiş. Bırakmıyorsunuz. Lamise seni de göreceğiz. Büyük konuşma. İllallah ettirmişsiniz yani. Seninki daha 3 günde illallah diyor. Biz burada... Yok. Ya o Beyhan Hanım bırakın ya onu bunu. Duyuyor mu Yeşim ne diyor? İlan veriyor diyor. Kayınvalide aranıyormuş. Cesareti olan gelsin Yeşim'in yanına ya, kayınvalide olan. Hanımlar. Aa, o ne ya? Bir sürprizimiz var. Var mı tahmini olan kime geldi? Olur bana onu yapar ben tahmin etmiyorum. Ben Beli'ye gelmiştir. Kime gelecek? Bana gelmiştir. Özlem sana mı? Bana mı geldi? İhsan enişte Barış hediyesi mi gönderdi acaba? Olabilir kesin. Aa, ay ne kadar romantik. İhsan'dan böyle bir şey gelmez. İhsan pinti orkide almaz. Bir de İhsan'la zaten 4 gündür konuşmuyoruz. Kim olacak zaten ya? İhsan'dan gelmiş. Vay be. Ama yazdığı nota bak. Aynı tam İhsan yazmış bunu. İhsan elinden çıkmış. Aşkım özür dilerim. Seni çok kırdım. Hı. Sen benim bu hayatta annemden sonra sahip olduğum en değerli insansın. Yani bir hediyeyi annesine göndermiş. Yönetmenim isterseniz kaynım odasına gönderebilirsiniz. Bence de ay ne kadar ayıp. Teşekkür ederim ama kabul etmiyorum. Tuğba'cığım çiçeğin yanında bir de sana pırlanta falan yollasaydı kabul ederdin değil mi? Evet. Alışkınsın çünkü. Doğru. Böyle kuruyor olmadı. Doğru. Beğenmedin. Doğru. Ya. Bana ben beş taş gelmeden barışmıyorum. Ya. Evet. Çocuk ne güzel bak. Sevdiği için bak af için çiçek yok. Ne istemiyor ya bak. Ya bırak ya annemden sonra diyor. Anne diyor ya. Sana gelmiş bunlar ha. Bak çiftli yollamış sana. Daha ne istiyorsun? Beyaz da bak. Bana bunları hayranlarım da gönderiyor. Ekstra bir şey yok. Olsun. Evet. Doğru söylüyor yani. Geliyor yani. Hayır bir erkek şimdi şunu düşünüyorum. Anneyle kadın arasında kalmayı tercih etmez normalde. Eder. İhsan anneci ben her en zaman söylüyorum. En azından göze sokmaz. Sokar. Aynı. Ya aa, ben ona mı? Ben şuna şaşırdım. İhsan bu çiçeğe bu parayı vermez. Vallahi Beyhan oğlum dedi anne en pahalı dedi orkideyi yolluyorum dedi. Bak beğenmedi. Çünkü pırlanta olmadığı için o her küstüğünde çiçekle bir hediye geliyordu. Gönülüm ben bilir. Pahalı çiçek. Evet. Pahalı benim çocuğumu da öyle yedi yudu. Ya tamam da Gönül Hanım orada annemden sonra sen. Ne alaka? Yapmasın ya mı? Ya kim doğurdu onu ya sen de tamam, ben mi doğurduk. Sen? O 31 yaşına kadar kim? Ay 31 yaşında evlendi. Anne katmasaydı daha iyi olurdu. Yani anneleri ara. Anne ona gönderdiyse ona direkt. Ama için, annene. Ya hayatım içindekini yazmış. Dört, üç, iki,
yan yana. Aa, herkesin yüzü gülüyor, mutfağımız da mis kokuyor. Çal yönetmenim. Gelinim mutfakta. Rakiplerini ama eli işte gözler bende. O da biliyor en iyisi kim onu takipte. Buralar benden sorulur. Yakam kolum altın doludur. Kaynanam içeride ona ne olur. Gelinim mutfakta. Ya çok büyük bir laf etmişsin. O buraya gelirse ben burayı terk ederim. Evet, aynı Cihan şekilde. Bir araya gelse... Evet, ben... Bu işi kabul etmiyorum demişsin. Türkan Hanım saatlerdir seninle görüşmek için kulisinde tamam, seni bekliyor. Ben istemem. Hayatım. Ben istemem. Haftanın dördüncü günü çullama köftesi. Bakalım. Köftenin lezzeti fena değil, kızartması da fena değil. Yani eşit gözüküyor bütün köfteler. Şuna da bakayım, bu biraz beyaz. Köftenin içinde bir tık pembelik var ama yediğim tarafta çiğ tadı çok fazla gelmedi ama görüntü olarak var gözüküyor. Köftenin şekli, şemali, ağzımdaki bıraktığı lezzeti güzel, görüntüsü de güzel. Ama böyle havalara da uçmadım. İkinci tabağımız. Mustafa, yer misin? Erkekler sever böyle az pişmiş. O kadarını ben de sevmem diyor Mustafa. Evet, söyleyeceğim çok bir şey yok aslında. Oldukça çiğ. Ya ben bunun tadına da bakmam. Şuna da bakayım belki bakabileceğim kadar. Evet. Yani kesinlikle canlı canlı duruyor maalesef kıymalarımız. Tadına da bakmıyorum. Zaten et sevmem, çiğ hiç sevmem. Üçüncü tabağım. Bunu yer misin Mustafa? Onu da yemez. Ben de yemem. Evet. Niye böyle olmuş ki? Bir de iki işlemden geçti. Yani önce haşladılar, sonra bir daha kızarttılar. O yüzden şu an çok şaşkınım. 2'de 2 çok çiğ. Görüntü olarak bu 2'ye göre daha güzel. Köftelerin şekli de daha güzel. Ama yenecek bir köfte yok ortada. Malzeme mındar etmekse... Buyurun, malzemeler nasıl mındar edilmiş seyredin. Son tabağım. Son denemem. Bunu yer misin Mustafa? Kesinlikle yemem diyor, ben de yemem. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Yani... Üç tabağında tadına bile bakamadım. İki işlemden geçti pişirme olarak. Yani çok enteresan. Şu biri de beğendiğimi söyleyemem. Size de göstermiştim, içinde pembelik var ama demiştim. Bu şu an pırlanta kaldı. En azından bir lezzeti vardı ve çok az pembelik var içinde. İstemeye istemeye, gönülsüzce, yoksa buna da 5 vermek istemezdim ama... Birinci tabak... 5 puan. Vah kayınvalidelerimin başına neler gelecek şimdi. 3 tabağda 1 puan. Çok yazık. Çok kötü. Sırayla da açmaya başlayalım. Şöyle başlayayım. İçlerinde en çiğ, kıpkırmızı duran tabak bu. Köftesini de oldukça büyük yapmış. Neden böyle olmuş yemekler çok merak ettim. Bakalım neler olacak. İlk 1 puanımız... İlk
İlk bir puanımız bu. Moralim 0-0-0. Çok kızgınım gerçekten. Çok çok üzgünüm. Özlem. Hemen ikinci birimizi öğrenelim. O kimin? İkinci birimiz kiminmiş bu muhteşem tabak? Tuğba'nınmış ki Tuğba en yakan, en pişiren. Şoktayım. Üçüncü birimiz değil, beşimizi açalım. O da belli olur zaten. Yıldız demeyeceğim. İçlerinde en pişirebilmiş gelin bu. Selda mı, Yeşim mi? İçlerinde bir nebze olsun pişirebilmiş olan Yeşim. Sonra da diyorlar ki neden hep Yeşim kazanıyor, neden hep Tuğba kazanıyor? Çünkü pişiriyorlar en azından. Şekerim, kocaman bardaklarla hatta çaydanlığı alın yanınıza. Çünkü burada mevzu var, sıra kayınvalidelerimde. İlk kayınvalidem Fatma Sultanım. Bismillah. Hadi bismillah. Yine Tuğba ile baş başa kaldık. Allah Allah, kız bu Tuğba kabusun ne, gelip Tuğba diye gelip Tuğba diye gidiyor burada. Boş ver Tuğba'yı. Bismillah. Ete yazık etmişler kıymaya, pişmemiş. Olduğu gibi tabakta duruyor. Ama üstü kızarmış, hiç pişmemiş. Tamam, aklında tut, ihtiyacın olacak. İkinci aynı tabağın. Bu da pişmemiş, yemin ederim yazık etmişler eti. Hepsi kıpkırmızı duruyor. Etler içinde öyle olduğu gibi duruyor. Tadına baktın, yok mu tadı bir da lezzet kıpırtısı? Yok, tadı da aynı. Üçüncü tabağın. Bu ne içi pişmiş, ne dışı pişmiş. Şekil. Şekil de biraz sanki onlardan biraz şekli iyi diyeyim de, iyi de değil. En iyisi bu biraz. Şekil ay, olarak. Ne yapacağız? Ama hepsi pişmemiş. Bunun üstü de pişmemiş. Yumurtalara yazık etmiş. Her şeye yazık olmuş. Vallahi. Son taban. Bu kızlar acaba yemek yapmayı bırakıp şöyle yanda düğün salonuna gidip oynayıp geldiler mi? Vallahi bilmiyorum yani. Gerçekten. Şekli güzel ama ne dışı ne içi pişmemiş. Hepsi pişmemiş. Allah'ım sen bana yardım et. Biliyorsun değil mi? Evet. Hem haşladılar hem kızarttılar. Ama içi pişmemiş. Kıpkırmızı. Şimdi nasıl bunlar puan vereceğim? Hiçbir fikrim yok. Onu demek istedim sana. Yani artık neyine göre vermek istersen bir tane beş vereceğiz. Onu da. Vallahi bir hak etmişler, bir yazık etmişler, beş. Birinci yine tabak, bu biraz, bir bu puan. Bu da pişmemiş. Bu biraz şey. Anladım. Birinci tabak bir puan, ikinci tabak beş puan, üçüncü tabak bir puan, dördüncü tabak bir puan. Bu birlere bugün alışsın herkes çünkü sanırım çokça duyacağız. Şunu açalım. Sırasıyla öğrenelim. Dört tabağın dördü de çiğ dedi. Evet. Bir tanesine sadece beş verdik, o da şekilden ve renginden kurtardı. Önce ilk birimiz. Hazırsan kaldır şekerim. Tuğba. Vallahi Tuğba ne dersen de, malzemeye yazık etmişsiniz. Zamanınız mı yoktu? Zamanımız vardı. Keşke pişirseydi. Ben evet diyecektim, ellerinize sağlık. Anneciğim sen zaten Tuğba'ya genelde hep 4-5 veriyorsun ya. Ne? Bir verdin.
Tuba'nın da zoruna gitti. Zaten vermen gereken puan bu. Bir. Bir şey söyleyeyim. Bunu vermen gerekiyor. Ben buraya ilk geldiğinde kayınvalidene demedin mi? Benim kayınvalidem etten anlamaz. Gerçekten evet, Fatma abla. Pişirmede anlıyoruz. Etten niye anlamayayım? Sen etten İnek, anlamazsın. Yemin ederim ineği kesmişler tabağa koymuşlar. Sen yine gittin orada en küçük şekli olan ince diye verdin. Bize verilen bir şekil var. Bak şeklin birebir aynısını çıkardım ya. Bak kurban olduğum hepsi bak et yani çiğ çiğ içinde duruyor. Abla. Yutana kadar var ya zorluk çektim. Et uzmanı olmayan Fatma abla. Vallahi ben uzmanıyım. Yemediğin evet. Nasıl uzmansın? Uzmanım bak pişirmemişsiniz. Buradaki gelinler hepsi beceriksiz. Bak, bugün beceriksiz. Ben de diyorum ki biz becerikli olup önünüze tabak koyduk da ne oldu? Vallahi bu bugün kadar bana, önünüze bugün pişmiş tabak tabaklara koyduk da ne oldu? Bugün bize böyle atarlar giderler. Yapıyoruz bir veriyorsunuz. Biraz daha ince bir yapsaydınız, biraz daha kızartsaydınız o İyi içindeki et de güzel pişseydi biraz daha kızartsak üstündeki sos yanacaktı. Bu sefer evet. De içi pişmiş gibi yanmış diyeceksiniz. Bak şu pişmemiş hatta üstündeki sos bile pişmemiş. Hatta yok 3 ile 4'e bak şuna. Dışı da pişmemiş içi de pişmemişti. Hatta tamam, biz, onlara, evet pişmemiş. Onlara bir tamam. Verdin. Benim suçum neydi? Şekli çok düzgündü öyle mi? Ama pişmemişti. Bugün sen haklısın. Vallahi haklıyım ya. Hiç altta şey kalma. İki tane daha birimiz var. Şunu açalım. Şekerim, geline de bir gitmiş olabilir mi? Bilmiyorum, inşallah gitmiş. Yani büyük bir ihtimalle ona da bir gitmiş olabilir. İkinci birimizi de öğrenelim. İkinci birin Fatma Sultanım. Aç bakalım kimmiş bu marifetli gelin? Özlem. Yaptığıma da bir veriyorsun, yapmadığıma da bir veriyorsun. O yüzden sana hani böyle bir şey söyleyip çenemi kızım, yormayacağım. Kızım ben hepsine bir verdim. Hepiniz yapmamışsınız. Vallahi yapmamışsınız. Yaptığımıza da bir verdin. Yemin ederim. Ben 5 alan Tuba. Yazık bir aldı mesela. Ya ben her gün almıyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Etten gırgura yazık etmişsin. Sen bana nerede her gün 5 veriyorsun pardon. Ya? Veriyorum. Yeşim sen güzel pişirdiğin zaman sana veriyorum. Ha? Pardon Yeşim demek istedim. Yine sen Yeşim vermiştir. Yine mi sürüştü? İnşallah. Yaptığımızda da Yeşim'in dediği gibi yaptığımıza da veriyorsun biri. Kim hak etmişse o alacak. Yok yani. Ya bu da hak etmemiş ama mecbur kaldım ver. Mö mü diyordu sana? Vallahi mö diyor. Dedi. Nasıl diyor? Çiğ çiğ. Mö. Evet. Hmm. Evet hepsi mö. Bu arada tabakların hepsi Fatma mö abla. Diyor. Gerçekten tadımdan tam gram anlayan bir kayınvalide değil. Vallahi beni herkes izleyenler bana hak verecek diyecek ki sen o çiğ çiğ ete nasıl 5 vermesin? Ver mecbursun. Aynen vallahi öyle diyecek. Çiğ sana diyecekler evet. Ki izleyenler ha, buna da bir verecektin. Bakacağım ya. Benim tabağımın şekline de bak. Vallahi bakacağım ya. De bak. Ben de merak ettim ya. Gel, gelin bak. Vallahi bak. Dün gelin bakın utanın. Vallahi bu utan. Ben de bakmak istiyorum. Çok ısrar ettiniz. Gel çok ısrar ettik. Gel. Şimdi şekil olarak bu mu düzgün bu mu düzgün? El vicdan olarak konuşun. Bu küçük. Bu daha o, kibar. Kibar. Bu daha güzel tabak. Bu kabak. Bak, kocaman. En küçük şu. Bak en küçük küçük ya bu da pişmemiş. Ne altın ne üstü. Hayır küçük ne olarak içi. Konuşuyorsak. Hayır küçük olan bu. Küçük olarak değil. Şimdi bak hem kibar hem pişmiş. Mesela şunlar şu da aynı. Ya her birimiz de seninki de bir şey söyleyeceğim. Seninki de dağ gibi duruyor. Ben şimdi evet. Ölçüyü getireceğim. Benimki birebir ölçü. Yuvarlaksızsın. Bak getirelim. Bir dakika. Bak, bu büyük bu küçük. Bu büyük bu küçük. Herkesin var. Hepsinin aynı. Bak bu da büyük bu küçük. Kibarlığa mı veriyoruz biz burada? Evet. Gözlük alayım bir dakika sana. Bak verecek olsa. Pişmemiş ya bana dedim kibarlığına vereyim. Bir puan verecek olsa. Hepsinin şekilleri bir büyük bir küçük bir büyük bir küçük. Hepimizin olabilir köfte bu. Benimki hiçbiri birbirinden farklı. Ayrı değildi. Özellikle seninkine söyledi bu arada. Hadi ya. Evet. Kafam kadardı ya Rabbi. Beşi aldı galiba konuşuyor. Diyecek bir şeyim yok. Geldiniz gördünüz mü ya bari? Ya Yeşim ya he? Selda. Ya Yeşim ya Selda. Yani hak ederek diyemeyeceğim ama içlerinde en azından en seni tavlayan tabak aynen. Buydu. Bakalım kim hiç kaptı bir tane beşi? Hak etmedi ya biri de hak etmedi. Yani etten çok iyi anlayan biri olarak aynen. Memnun değilsin bugün. Görüyorum. Hazırsan kaldır.
Yeşim. Mutlu mu oldun? Afiyet olsun. Aynen çok mutlu sadece oldum. Sadece üstü çok kızardığı için aldı. Hayır. Yamuk, evet, yamuk küçük oldu, kibarmış. Ve benim şeklimi beğendi. Kibarmış. Ellerini şekilin puanları bir şey mi söyleyeceğim? Bir dakika, şekilin puanları niye vermedi? Geldin gidiyor. Seninki de pişmemiş ki. Yapacak bir şey yok. Seninki de pişmemiş. En kibar, o kadar madem küçük yaptın, bari pişirseydin. Bak, biz ölçüye uyduk. Hayır, biz ölçüye uyduk. Bak, ya Tuba, şimdi beni konuşturma. Beni hep ölçüden vurmaya çalışıyorsun. Seninki yine ince. Bak. Ama yine pişmemiş. İnce bak, değil miydi? Kibar bir tane, değil miydi? Bak, dedim kibar, ki en bak, kibar tabak o. Kibar dedi, ince ama demedi. Ama hepsi pişmemiş. Mesela Tuğba'nın tabağında bir tane küçüktü. Hayır. Keşke öbürü de aynı şekilde olsaydı diyecektim. Dur ben bu tabağı verim. Kabul etmez. Ben anlamıyorum. Bak, gel bana bir göster. Gel göster. Ama niye içi pişirmemişsin? Fatma abla bana sen normalde pişirmedin ama beş alan da pişirmedi. Gel gideceğiz. Gel. Gel gideceğiz. Bana diyeceksin ki şu büyük şu küçük. Beş verdiğinde de bir tane büyük bir tane küçük olsun, o zaman hesaplaşacağız. Hadi bakalım bana farklılık bak, göster. Bak şu farklılığa baksana. Kamera çeksin Allah aşkına. Fatma Tuba, gerçekten evet, dalga geçiyorsun benimle. Evet vallahi benim gözlerim var. Senin gözlerinde bir program abla yok değil mi? Abla şimdi bu yuvarlak da. Bu yuvarlak değil ama mi? Ama bak pişmiş. Orada ay ve güneş var. Pişmiş mi bu? Evet piş. Ya dışı yumurtasını pişirmiş bari. Bu? Bak yumurtasını pişirmemişsin, kalın kalın açmışsın, bak kocaman. Bu birazcık kibar. Yemin ediyorum bu bir sınav. Kibar ne demek bak, ya? Yemin ediyorum sınav ya, bu köftenin kibarı da ne demek ya? Kibar yapsaydı ben sen de yemekten ağlanıyorsun. Sen o iki çocuğu iyi büyütmüşsün. Köfte nasıl kibar olabilir benim ya? Benim şöyle bir iddiam yok. Olmaz. Benim de şekillerimde bazıları kibar, büyük, bazıları küçük. Evet benimkiler de oldu. Sana denk gelen öyle olmuş olabilir, bilemiyorum. Tuğba'nınki de aynı şekilde dedi yani misin? Kabul Tuğba etti. Duymamış olabilir. Orada küçüklük büyüklük konuşacak olursak ben şimdi tek tek yan yana koyarım. Hani Selda söyleyip duruyorsun ya Tuğba'dan. Ölçüyü de koyalım. Tuğba ölçüyü taraftarı koyalım, olmaya çalışıyorsun ölçüyü ya. Ölçüyü de koyalım. Koyalım. Tamam, koyalım. Ben Tuğba'ya taraftar değilim. Bak sen ben kendi tabağına bak ilk önce. Ben bir aldım, kendimi konuşuyorum şu an. Tamam, ben de, kendini sen değil. Sen nasıl beni, kendi, üç kendini tabak aynı benim diyorsun, tabağımla kıyaslıyorsun ya. Üç tabak onun aynı onun için mı? Ben de kendimi seninle tabak kıyaslamayı şey buldum. Hayır diyorsun buldum, ya buldum. Üç tabak aynı, yeşiminki farklı diyorsun ya. Bana farklı şeyini zaten Tuğba'ya yapıştırmaya çalışıyor. Sen de ondan destek evet, alıyorsun. Kibar ama diyor. Ben sana gidip tabağına bu yorumu mu yaptım? Fatma kayınvalide dedi, en küçük, en kibar bu dedi. Kibar değil mi diyorum ben? Kibarla küçük arasındaki farkı anlayın. Bu eşit kibar yapmış. La hafif, evet, bir küçük, bir küçük. Anlamıyor musunuz ya? Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Tam! Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Kendinize güvenin. Ben öyle yaptım. Aleyna! Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Alnımın akıyla 122 bilezik oldum. Zirveye çıktım. Gerçekten! Hem tarihe geçtim hem şampiyon oldum. Yeşil! Üzerinde bilezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Ağır. Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun. Benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzel miyiz? İkinci kayınvalidem Ramise Sultan. Ay söyleyemedim adını. Ra ra. Sen hayırdır bugünlerde pek şıksın. Yo. Yo mu? Moralim düzelsin. Modum düşük. Güzelsin güzel. Güzel bakıyorsun kendine. Hadi afiyet olsun. Ah bir de bulabilsem. Yemeyeceğim yani. Şöyle göstereyim. İçi oldukça çiğ. Şekli şemali kızartması. Ya şekli şemali boyutları aynı değil. Yani hı hı, boyutları da aynı değil. Hepsinin içi çiğ, kıpkırmızı olduğu gibi hı hı, kıyması duruyor. Yani bunun yenecek hiçbir tarafı yok. En önemlisi iç hiç kızarmamış. Olduğu gibi çiğ. İkinci tabağın. Nursel Hanım bunun da içi biraz çiğ kalmış. Şöyle sosunu da pek beğenmedim.
sos. Köftesi de çok kalın. Yani biraz daha ince olmuş olsa içi de güzel kızarırdı. Biraz fazla kurutmuş. Kızartırken oldukça kurutmuş. Köfte bezelerinin boyutları nasıl? Büyüklü, küçüklü. Evet, bu da aynı. Büyüklü, küçüklü. Geçebiliriz. Üçüncü tabağın. Bunun da olur, hiçbir yanı yok. Yok yani. Hep köfteleri kalın. Kızarması da pek iyi olmamış. Boyutlarına bir şey diyemem ama içleri çok çiğ. Hı hı. Olduğu gibi kıyması görünüyor. Kırmızı. Yani tadıyoruz, alıyoruz ama yerken de çiğ hissediyorsun. Bu şekilde de çok kalın. Ne yapacağım, ne yapacağız bilmiyorum. Son taban. Tüm köftelerin içi pişmemiş, kıyması olduğu gibi duruyor. Yani komple duruyor. Neden acaba bugün? Yani ne olmuş bunlar? Neden hiçbiri bunu yani kızartmamı, pişirme şeyleri? Hem haşladılar hem kızarttılar, evet. Bir de. Yani. Şimdi Ramiseciğim. Vallahi. 4'te 4 aynı yorum. Aynı yorum yani, ben bilmiyorum ama şimdi. Bir tane 5 seçmen gerekiyor. Yarın da final, haberin evet. Olsun. Hadi ver puanını. Şimdi. Neye göre vereceksin? Ya şimdi neye göre vereceğim? Şimdi bana kalırsa hep bir gideceğim. Yani 5'lik tabak yok burada. Ama mecbur 5 vermek zorundayım. Hepsinin içi aynı. Şöyle yapayım Nursel Hanım. 1, 5. Birinci tabak 1 puan, ikinci tabak 1 puan, üçüncü tabak 5 puan, dördüncü tabak 1 puan. Yani 5 vermek zorunda kaldığım için onu da verdim. Başka şeyden oluruna değil yani. Biliyorum. 3 tane birimiz var. Hemen bir tanesini açmaya başlayalım. Bakalım kim bu yetenekli gelin? İlk 1 puanın şekerim, kaldır görelim. Yeşim. Tamamen dışı da içi de hiçbir şey pişmemiş bir tabağa 5 verdiniz. Şu evet. An buradan bile bariz belli, bembeyaz bir tabağa. Az önce de dedim ki burada 5 alacak bir tane tabak yok. Ama ben bir 5 vermek zorundayım dedim, birine rastgele 5 verdim. Rastgele değil, madem illaki 5 vereceğim bari komple pişmeyene mi vereyim sallamadı dediniz. Sallamadı. Hayır yani bir tane 5 vermek... Neye göre verdiniz? Ya hiçbiri olmamış tamam, zaten. Tamam en azından dersiniz ki... Ya, gözüm ona geldi, ona pişir. Ver. Dışını pişirmiş. Dışını bile pişirememiş. Bir gelin mi 5 aldı şu an? Olabilir kimse olabilir artık. Olabilir değil o ya, bir mantık yürütemiyor yani. Musunuz ya? Bir mantık yürütün. En çiğe verdi. Evet şu anda en pişmemişe verdiniz. Hiçbirinizin tabağı olmamış. Keşke ben de komple... Öylece kıymayı koysaydım. Elimden gelse hepsine bir veririm dedim zaten. Elinizden gelse daha beyaz olsaydı onu bulur verirdiniz de o kadar beyaz göremiyorum yani. Bir tanesi böyle yağda dönmüş belki çıkmış. Belki çıtır sevmiyorum, beyaz seviyorum, o yüzden ona verdim. Belli canım. Belkisi yok, belli yani. Direkt bariz bir şekilde ben onu belli. Hani ne yapayım dedim, bir tane 5 vermek zorunda olduğum için verdim. Gelinler arasında en beyazını, en pişmemişi, çünkü gelininiz geldiğinden beri bir türlü pişiremiyor. Nereden biliyorsun gelinimin olduğunu? Hayır, şuradan biliyorum çünkü pişiremediyse fırında o tabakta pişiremedi. Geliniz var demiyorum. Geldiğinden beri geliniz çiğ, hamur, pişiremiyor. Hep pişirme problemi yaşıyor ya. Onu yüzden, düşünerekten vermedim. Ben elimden gelse ona da bir verirdim zaten. Verseydiniz. Beş en vermek azından, gibi bir durum olmasaydı hepsine tamam, bir giderdi. En azından diyorum dışını pişirebilmiş bir tabak alsaydı. Dışını bile pişirememiş dediğiniz... Bir tek tabak Yeşimciğim, vardı, o tabak 5 aldı. İçi pişmedikten sonra dışının anlamı dışı da var. Önemli. Ya yağda bir dışını bile pişiremiyorsun. Dışını mı kazıyıp yiyeceğiz? Nasıl? Dışını mı kazıp yiyeceğiz? Tamam, onun dışını bile yiyemiyorsunuz. Ama biz niye böyle yiyemiyoruz? Bunları anlıyorsunuz. 4 tane kötü tabak var. Bu kadın şimdi çok zorlandı kötülerin arasında en kötüsünü bulmaya. Yo yani, hiç de zorlanmadım. Valla gözüm bak, kapalı verdim. Senin için bir çok beş güzel yaptım. Bir gün Ramise abla. En sevdiğiniz. En sevdiğin gün. Ay yapma ya. 4 kötü tabak.
Aa, zorlanır. Dün de benim günümdü değil mi? Ama zorlanır. Ama hepinizinki aynıydı. Sen haklısın. Yapacak bir şeyim yok. İyi, onlar tatlı canını üzme. İki tane daha birimiz var. Yani üç tane bir var, gelinine bir çıkma ihtimali çok yüksek. Yapsalardı Nursel Hanım şimdi, hani ya ne yapayım yani? Bence de. Hiçbiri yapmadıktan sonra. İkinci birimiz kim bu yetenekli gelin, onu da bulalım. İkinci bir puanın Ramise Sultan'ım, yarın final. Bugünkü tadımlar yani yarınki finali nasıl etkileyecek, ben en çok onu merak ediyorum. Göreceğiz beraber. Aç görelim şimdi ikinci birini. Tuğba. Zaten senden ben puan alamam. Öyle zaten bir beklentim yok. Zaten ben de puan vermedim işte. Senden 5 de beklemiyorum. Çünkü beklemem senin artık bundan sonra. Gittiğinde o kadar çok sevinmiştim ki. Allah Allah. O kadar sevindim ki. Gittiğim için konuşuyordun hep. Sana söz veriyorum. Diye. Bu gidişinde davul zurna ile seni göndereceğim. Ay kıyamam. Böyle Tuğba, olmamış. Neyini savunuyor? 5 verdiğin olmuş mu? O da olmamış. Ama vermek zorundaydı. Ama onun içi de dışı da ama çiğdi. Ama sana da verseydin ya, böyle yani konuşmazdı. Ama onun içi dışı da çiğdi değil mi? Olmamış. O kabul da edin. Yapamamışsınız. Sizin bu tırcılara çok bak, yazık oldu ya. Yok. Onları hiç de yazık değil. Vallahi var ya. Hayır, böyle mi? Bembeyaz tabak mı yapıyorsunuz? Yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Hayır, sanki buraya yemeği annem yapmış, koymuş, tırcılara yazıklıyorsun. O evet, tadımlıyor evet şu anda. Ama çünkü zevkini görüyoruz. Anlamayan bir kayınvalidenin bir yemek ben yapacağım. Ben yapıyorum. Tadarak vermiyorum. Ne yapıyorsun ya? Yemekleri yapıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Un kavurup üzerine salça koyup domates çorbası diye satıyorsunuz. Sen ben bir bence köfte yapayım sana, burada otur, parmaklarını 10 tanesini birden yersin. Siz böyle mi yapıyorsunuz? Üçüncü tabak gibi mi? Sen bana onları soramazsın. Şu an burada sizin. Ben tamam diyorum ya, ben şurada bir köfte yapayım, ben oturun ki, ben diyor ki ben yemek yapmayı biliyorum. Benim evet, kızım becerikli olduğu için ben kötü yemiyorum diyor. Çok biz da lezzetli yapıyorum. 12 yaşından beri yemek yapıyorum ben. Ramise abla, annem bana çok güzel yemekler öğretti. Sana o primi vermeyeceğim. Ben prim almıyorum. Şekerim, nasıl keyfin? İyi mi? İyi olsan olacak. Tut bakalım üçüncü tabağı. Bu tabak ya of gelininin ya da Selda'nın. Kayınvalidemin puanı, değerli puanı, yarını düşünürsek finali çok değerli bir puanı. Gelinine mi, rakibe mi? Aç görelim. Kaldır. Selda. Bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika. Hiç bile pişmemiş dedin. Birinci tabağa tadına bakmayın. Bir net bile. Şarkı açabilir misiniz? Ben uzun zamandır oynamıyorum. Biraz biraz sonra seninkileri de gördüm. Afiyet olsun Ramize teyze. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Buradaki hiç kimsenin tabağı pişmedi. Kimsenin hakkını yemek istemiyorum. Gerçekten hiçbirimizin tabağı pişmedi. Kayınvalidem de o piti piti yaptı. Sen de aynı hayır, şekilde. Hayır, piti piti yapmadı. Hayır, kibar tabağı verdi. Buradan bunu anladık. Kibar tabağı verdi. Ki kibardan o değil ya. Bir dakika, gene strateji yaptı, gene şey zannetti. Hani benim gelinim yapamaz zannetti. Ben bir şey söylemek istiyorum. Hepimizinki pişmedi. Ben 5 olsam asla oynamazdım, o ayrı bir şey de. Birinci tabağın tadına bile bakmayı minnet etmedin. Evet. Ben nereden bileyim öbürlerin de böyle çiğ çıkacağını? Ama deseydim zaten tadardım. Nursel Hanım'a diyebilirdin ki, Nursel Hanım hiçbiri pişmemiş ama onun tadına bakmadım. Nezaketen bir bakabilir miyim? Öyle bir kural yok. Yok öyle bir şey olsa zaten olur. Hayır, yine de bir teklif edebilirdi. Minnet etmedi bile. Özlem, senin tabağın o tabağa geçtikten sonra onu tatmaya şansım yok. Seninki çok şey yapıyor. Seninki çok Tuğba diyor. Seninkini ben buradan görüyorum. Cam gibi. Pembe, grileşmemiş bile. Bak mesela ben kendimi görebiliyorum. Ya grileşmiş. Beş alana bir saattir diyorsunuz ki dışı bile pişmemiş. En azından evet, dışını pişirmişim. Yine aynı fikirdeyim. Aynı. Dışı bile pişmiş. Ben bak, en aynı azından fikirdeyim. Dışını pişirmişim. Yok, seninki de açık. Seninkinin bazısı beyaz, bazısı biraz kızarmış. En azından ben biraz altın rengi yaptım. Bana denilen renkte yaptım. Ben altın rengi olması gerekiyordu. Altın rengi yaptım. Zaten kimin ne sevdiğini ben anlamadım. Sana denilen pişirme mi? Efendim? Sana denilen pişirme mi? Pişirme bana değil. Bana denileni yaptım altın diyorsun rengi, ya. Altın rengi, gold. Kolundakinden. Üçüncü kayınvalidem oldu bile. Carmen Gönül. Seni böyle hatırlayacağım. Hiç öyle hatırlamak istemiyorum.
Sinirlendiğim zaman. Seni görünce o tepinmeleri geliyor aklıma. Kızdığım zaman vallahi gözüm bir şey görmüyor Nursel Hanım. Senin kocan senden ne çekmiştir ha? Kızınca. Hiçbir şey yapamaz. Kayınpederim çok fenaydı evet. Bak. Afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kızartması güzel ama içi pembe. İkisini de kestim. Yani baksanıza çiğ gibi. Ama böyle şey tadı almadım şimdi ana. Kıymanın böyle bir çiğ tadı oluyor. Onu almadım şimdi. Ama yani pişmesi gerekiyor bak. Üst alt kısımları pişer gibi olmuş. Ortası pişmemiş. Ya kalın tuttuğu için bu köfteyi Nursel Hanım kızımız. Ya da kızgın yağ mı attı yani bilmiyorum. Bunu hem hiç kesmedim. Hem haşladılar hem kızarttılar. Ya belki de ondan çiğ kokusu almadım. Haşladıkları için de olabilir hani dedim ya. Bir şey yani kıymanın çiğ tadı yok ama böyle olması da zannetmiyorum ya Nursel Hanım. Şekil şemal. Ya şimdi bunu biraz harca fazla bulamış hatta bak. Kat yapmış Nursel Hanım. Yumurtası şey yapmamış. Eşitleyememiş. Ama bunun ikisini düzgündü. Bu şeydi. Şekilsizdi. Geçelim. Ya hepsi böyle mi bunların acaba? İkinci tabağın. Şunu da keseceğim Nursel Hanım. Demek ki bu böyle olması gerekiyor. İkisi de böyle. Pembe içleri. Çözemedim. Pembe mi olması gerekiyor? Herhalde öyle olacak. Cinsi öyle herhalde bu köftenin. Ne kadar iyimsersin. Vallahi çok tatlısın. Yemin ederim. Ay yeme karnın ağrıyacak. Ama yani yenmeyeceksin. Ben köfteyi zaten seviyorum ama yenmeyecek köfte değil. Çok enteresan. İki kayınvalidem tadım yaptı. Ben de yiyemedim. Sen yeme cesaretini gösterip enteresan bir yorum yaptın. Yalnız... Yani çiğ tadı gelmiyor. Evet. Enteresan bir yorum. Hiç, vallahi yani normalde ben çiğ diye elerim yani. Evet, o kafadan çıkarırım. Teşekkür ediyorum o zaman tattığın için. Ama bunu yapan sosunu da güzel yapmış. Ha. Bunun sosu güzel, bunda yok. Ha. Bunda sosu olmamış yani, bununki sosu yok. Anladım. Şekil şemal kızartma. Güzel. Güzel. Güzel Nursel Hanım, yapmış kız. Afiyet olsun şekerim. Üçüncü tabağın. Bu da aynı şekilde pembe. Şekli güzel. Kızartmış kızımız. İkisini de kestim. Ama bunun sosu şey değil, daha kıvam istiyormuş Nursel Hanım. Sosu yani. Olmamış yani. Anladım. Yani tadına bakabildiğin için hayretler içerisinde seni seyrediyorum. Lezzet var mı köftelerde? Vallahi bunda lezzet aldım. Bu köftede lezzet aldım. Bunu da almadım. Onu da aldım. Son tabağın. Dördü de olmamış. Nasıl yedin bunları ya? Ama ne yapayım Nursel Hanım? Lezzet var mı yok mu bakmak zorundaydım. Yedim vallahi. Hayır, çiğse kimse bakmak zorunda değil. Ama en azından... Ama tattığın için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi en azından tatlarını öğrenmiş olduk sayende. Onda lezzet var mı? Yok ya Nursel Hanım. Onun bir de bir şey söyleyeyim mi? Bak bunun dışının bile bak. Kaplaması bile şey olmuş Nursel Hanım yani. Gene öbürlere nazaran sosu olmuş bir tık. Gönül Sultanım, işin zor, tabaklar ortada. Yarın final, 14 altın bilezik var. Ne yapacaksın? Merakla bekliyorum. Allah ya Nursel Hanım, yemin ederim. Ya hangisine vereyim ben bunların puanı ya kafa? Vallahi kafam gitti. Çok da düşüneceğim bir şey yok aslında. Kalbinin sesini dinle. Vallahi Nursel Hanım buna bir veriyorum.
Üçüncü tabak 1 puan. 1. Bu da 1. Birinci tabak 1 puan. Vallahi ben bunda lezzet aldım. Bunun sosu da güzel. 5. İkinci tabak 5 puan. Bunun da sosu güzeldi. 20 dersem 5 mi derken? Ya 3 olsun bu da. Sosunu yapmış en azından. Dördüncü tabak 3 puan. Ya 1 verecektim ama sosunu tattığımda lezzet geldi ondan. Hayırlısı olsun. 2 tane birimiz var. Şunu açalım şekerim. Bakalım ilk birin kimi üzüyor? Zaten pişmesini beğenmedin ama bunun şeklini ve sosunu da beğenmedin. 1 puan açar mısın? Selda. Gönül teyze ilk yemeğe başladığında daha sonra 4'e gidene kadar dedin ki demek ki dedin böyle pişmesi gerekiyormuş. Ya içleri. Ve yerken dedin ki. Hayır bak böyle bir tık daha pişebilirdi. Bak böyle pişmesi demedim bak. Öyle dedin. Ben anlamıyorum. Demek ki böyle pişmesi gerekiyor. Haşladıkları için demek ki içi böyle olacak demek istedim. Yani haşlamışsınız ya. Tamam ben ya. Onu diyorum işte. Yani çiğ kokusu almadım. Normalde böyle yağda kızartsaydınız bunu komple haşlamadan o zaman kıymanın tadı geliyor. Bunda hiçbirinde kıyma hani çiğ tadını almadım dedim. Evet çünkü anladın. Haşladık. Dediğin gibi haşladık. Evet. Yani boş tabak bile 1 oluyor. Ama hayatım. Orada tabağım boş değil. Niye 1 aldı? Şeyi yok. Sos yapmamışsın. Sosu, nasıl sosunu yapmadın? Yani sosu. Gönül teyze soslamasını biz yapmıyoruz. Hayır bak sos yok demek istemiyorum. Sosun tadı yok. Kıvamı olmamış. Yani sos yok dedim. Nasıl olması gerekiyor? Katı mı sulu mu? Ya kaynatırsın azıcık sos olduğu belli olsun. E tamam ben de öyle yaptım. Vallahi seni. Ekstra bir şey yapmadım. Ekstra hayır az kaynamış. Koymadım. Seninkinin sosu az kaynamış. Bir tık daha kaynatacaktın onu. Kaynattım. 50 dakika sürede yarım saat sosu kaynattım. Hiç altını kapatmadım. İnan ki bilmiyorum ama sosu yavan. İyi ne diyeyim. Sadece sosunu yaptı diye bir geline puan verdiysen, o gelin de bizi buradan gönderirse, ki inşallah gönderir senden topluca kurtulurum. Kimseye ihtiyaç duymadan. Ha eğlenmezsem de inşallah benim isteğim kabul olur. Senden temelli hayır kurtulurum. Hayır be. Ne diyor bu be? Türkan'a sen yarı yolda kalırsın. Geri, git alana tamam. Görürsün. Yarı yolda marı yolda. Ha. En azından başkalarına puan vermez. Bana da vermese de puan dağıtmaz. Türkiye, ya burada beceriksiz rahatsızlıyım var. Sen Türkan'ı bana anlatma. Sen bak dalgana hadi. Türkan geldiğinde görüşürsün. Görürsün sen. Evet. Halam hala burada ama sen görmedin. Bir o kusurdu zaten evet. Başımda. Sen evet. Az geliyorsun bir de o geldi. Tamamladık ortalığı. Ayrıca Selda senin tabağın ne dışı pişmiş ne içi. Altın renginde pişirdim. Allah'ım. Tuba. Benim tablomu bozdun ya. Çok güzel tablomu gösterecektim izleyiciye. Bugün birler havada uçuşuyor. 3 puan. Günün ilk 3 puanı bu. Bakalım kim bu şanslı gelin? Günün ilk 3 puanı bu. 3. kayınvalidem. Bakalım kime gitti puanın? Tuğba. Tuğba. Allah aşkına. Ne sosu yakaladın orada? Nasıl bir sos yakaladın? Hangisinde? Bunda mı? Evet. 5'te mi? Ne dedim biliyor musun 4. tabağa? Bunun sosu diğer 3 tabağa göre yine olmuş dedin. Evet. Bu da... Şimdi sosa göre puan verdin. Çünkü köfteler olmamış. Tamam. Üçüne göre bunun sosu güzel olmuşsa hangisine 5 verilmeli? Bak bu da güzel. Anne! Tamam bu da 4. onu... tabakta dedin ki bunun sosu diğerlerine göre daha iyi olmuş. Şimdi bir daha baştan soruyorum. Hangisine 5 vermeliydin? Sos olarak mı? Hayatım bak bunun sosu da güzel olmuş dedim. Bunun da öyle olmuş. Öyle demedin. Dedim. Ben bir söyledim. Bunun sosu diğerlerine göre... Güzel olmuş. Diğerleri dedim bununla budur. Bak diğerleri dedim bu ikisi olmamış. Bu 3 tabağa göre dedi ya. Gene öbürlere nazaran sosu olmuş bir tık. Diğerlerine göre güzel dedin. Kestim ben. Ben buradan yönetmeme rica ediyorum. Bu zulmü durdursun. Soslu yerinden yedim. Gönül annemi buradan en tez zamanda göndersin. Ben artık asla seninle uğraşmak istemiyorum. Seni görmek dahi istemiyorum. Gördüğüm zaman bütün sinir sistemim bozuluyor. Burada insanların da vaktini boşuna almayalım. Çünkü sen bir vakit kaybısın. Benim eşimle de aramı bozdun. İhsan benimle konuşmuyor. Mutlu musun? Bak çiçek yollamış sana. Eğer sen
dışı da içi de pişmemiş. Ya ben ne diyorum? Sen ne diyorsun ya? Tabağa vermişsen Tuğba o zaman seni şu an şu dakika gönderir buradan. Evet. Kalmaz. Evet. Ben biliyorum. Evet. Ne terledin? Vallahi terletmişler seni. Sinirden yandım. Evet. Selda çıktı, Tuğba çıktı. Ya Yeşim ya Özlem. Üçüncü kayınvalidemin 5 puanını kaptı. Sostan kurtardı bu gelin. Beşi de kaptı sos uğruna. Ne sosmuş be? Aç görelim kim bu gelin? Aa. Özlem. Çok şükür. Çok şükür yani. Bir haftadır. Dört gündür bir. Kıyması dışarı fışkırmış bir tabak ya. Vallahi. Buradan görüyorum kıyma ya, dışarı Gönül atlamış teyze, ya. Seni ellerinden öpeceğim artık. Yani bozdun Allah aşkına gel saygımdan. Kız ilk beşini aldım. Vallahi aldın. Evet ilk beşimi aldım bozdu. En sonunda evet. Bozdu. Ya, güzel olmuşsun. Afiyet olsun. Aa. Arkadaşlar ben oynamak istemiyorum çünkü hepimiz pişiremedik. Nereye ben nereye? Ben hani onu da yapmak istemiyorum. Ben sana bir mi verdim? Aynen. Niye geliyorsun beni? Gönül gel. Allah Allah. Gel. Tuğba halan gelsin ya. Hadi hala gelecek, boşluk yaratma. Ay hiç be, hala kimmiş be, ben varım burada. Haydi haydi. Haydi haydi. Valla bak, Türkan'ı... Anne, herkesin en kötü ki... dediği tabağa 5 verdin, git. Ya sosu güzel yapmışsın. Ya Gönül abla, bir saniye ya. Ha, gel. Bir saniye, gerçekten çıldıracağım. Gel. Ben buradan görüyorum. Gel. Ha, evet. Bak, bakın hepsi çiğ. Tamam, neyin ona... çiğ? İşleri. Tamam. Hepsini bunun yedim. Kıyması dışarı fışkırmış. Nasıl kıyma dışarıda? Ben, ben... Nerede kıyma dışarı? Müdahale etmeyin, ben göstereyim. Ha. Bak. Nereye fışkırmış? Aa. Hepsi çiğ ya. Ne ne? Sosa bakın sosa. Aa. Bak sos yapmayı öğrenin Özlem'den. Haydi. Sosu ben mi koyuyorum? Ben mi koyuyorum? Sosu kim yaptı? Hayır. Kıvanlı... Bu sosu kim yaptı kızım? Anlatıyorum. Biz yapıyoruz ya domatesli, salçalı. Tamam. Hani mesela buna domatesleri gelmiş diye siz veriyorsunuz kıvamdan kalsınız bu ya. Hayır hani be. Ben koymuyorum ya. Su gibi olana ver. Su gibi o. Yok lan burada su. Bu su. Aynı. Bak. Hayır onda vardı. Aynı. Vardı. Bak, sulu kısımları da var çünkü domatesli bak, bir sos bak, ya. Bak. Oraya olduğu gibi domatesler geldi diye. Ne ben domatesli be? Siz de. Bak. Ben şu girişleri bir kapatayım. Bak. Bak. Uçağın kapıları geçelim. Kapandı. Bak. Ben çok... Bir dakika. Şöyle yapayım abi de. Ya buradan bir dakika. Beş olan Tuba sen görme kalpten gidersin. Ben görmeme gerek yok. Ben zaten girişleri kapattım. Şu yan yana. Şu kıyma 5 alan. Ya kıymadan vermedi Yeşim. Sosa verdi sos. Çünkü sosmuş. Geçin onları. Sosmuş. Vallahi hiç biri pişmemiş değil. Bu pişmiş mi ya? Pişmemiş. Bak. En pişmemişe vermişsiniz 5'i ya. Bak ne kadar. Sos önemli de. Pişmesi önemli değil mi? Pişmeye bakarsak sizce hangisi daha iyi pişmiş? Bak benim ben hepsini yedim. Hepsini. Bak. Siz kıyma yiyorsunuz. O yüzden size hepsi güzel. Bana bak hayda. Bir kere bunu yakmaya yakınlamışım, pişirememişim. Ay. Aa, yok ye be, ya. Ha, sen Gönül de. Abla. Uçağın kapıları kapandı. Giriş almıyoruz. Yaşlılar giremez. Herkesin en çiğ dediği tabak. Hadi. Ya sen benimle niye uğraşıyorsun? Benden ne alıp veremedin? Sen var ya buraya kapı istiyorum gerçekten. Hadi girişler kapandı. Yönetmenim. Gönülcüm. Ya Nursel Hanım. El aşkım. Ya ben abi. Seni bırakır mıyım kapılarda? Nursel Hanım. Gel. Ben aman. Boş ver. Ne zamanı? İşte kritik. He? Ondan. Kritik. Gelin, gelsin. Gelin buyurun. Kritiğimize bekliyoruz. Ya çok büyük bir laf etmişsin. O buraya gelirse ben burayı terk ederim. Evet, İki cihan şekilde. Bir araya gelse. Evet, ben... Bu işi kabul etmiyorum demişsin. Türkan Hanım saatlerdir seninle görüşmek için kulisimizde tamam, seni bekliyor. Ben istemem. Hayatım. Ben istemem. Ben... Herkese merhabalar. Haftanın dördüncü günü salonumuza, kritiğimize hoş geldiniz. Eğer burada olmak, yarışmak isteyenler varsa, şu düşen bilezikleri koluna takmak isteyen varsa www.kanald.com.tr ya da 0539 570 3707. Uyumamışsın bugün. Evet, dünden sonra iyi olmuş, isabetli olmuş.
Şimdi çok önemli bir mevzumuz var. Biliyorsunuz programın başında Tuğba'nın yönetmenlerimizle yaptığı toplantıda Gönül kayınvalidemin görümcesiyle, yani İhsan'ın halasıyla yarışmak istemesiyle ortalık bir hayli karışmıştı. Önce neler oldu hatırlayalım. Çünkü bu mevzuyu bir yere bağlamak gerekiyor. Sonrasında zaten çok konuşacağız. Buyurun. Ben Gönül annemin yerine halamla devam etmek istiyorum yarışmaya. Ben başkalarını getirecektim, kabul etmez. Ama asla halanın üstüne laf söylemez. Halanın egemenliği var aile üstünde. Bir tek onun hakkından halam gelir. Evi gördüğün zaman kaçıyor, yere arıyorum. Bunun aküsü oldum bilmiyorum halanla. Niye? Evet, dün akşam dün orada kaldım. Tabii bak, düzene bak Nusra. Zaten ben kabul etmiyorum. İki dünya bir araya gelse yarışamaz. Benim bak buraya tutamam. Kimle geldin sen? Kimle ben geldin? Ben olmasam gelemezdim mutlaka. Hayır, burada... Orada dururdun, hayır, orada kalırdın. Buraya ben de geldin, ben de gidebilirsin. Vallahi tek vasfın İhsan'ı doğurmak, hayır, başka bir vasfın kabul yok. Kabul etmiyorum. Halandan ne buldu? Yapıyorsun? Halanı yollamadın mı? Buraya mı bıraktın? Evet, burada birazdan inşallah beraber yarışacağız. Hayır. Yiğit, şu ismi değiştirsene, halamın ismini yazalım. Ver benim ismini. Halamın ismi yazılacak buraya. Görümcenle aran çok mu kötü? Evet, konuşmayayım. Beş tamam. Senedir. İhsan'ı büyüten, süt annesi yapmış. Ben de işe yaradım. O büyüttü de ben soğancıcığı büyüdüm. Gönül abla, İhsan'ı sen emzirmedin mi? Nursel Hanım, ben 8 yaşına kadar... Kaç! Otururken o zaman emzirmiş, 8 yaşına kadar. 8 emzirmiş benim çocuğumu ya. Gönül'den biz gezmeyi öğrendik, senden de gelinliği öğrendik. Ha, iyi, çok bir şey öğrenmişler. Türkan halamla devam Hayır, etmek kabul istiyorum. Kabul etmiyorum! Arkadaşlar, eğer o Türkan var ya, bu stüdyoya adım atarsa... Gemileri yakarım, stüdyoyu da terk ederim. Görün de bak. Yapamazsın. Gör bak. Yapar, yapar. Allah Allah. Bırakmazsın. Bilezikle bırakmazsın. Bırakır. O anda gözüm görmez bir şey, biliyor musun? Ya sen gaza gelme, boş ver. Allah Allah. Bırakamazsın. İhsan'ın halasıyla yarışmaya devam etmek istiyor Tuğba. Yani. Kararlı. Edemez Nursel Hanım, nasıl eder ya? Kabul, ne demek istiyorsun kabul, sen Tuğba? Kabul gördüğü anda devam ederim. Hayır, edemez. İki dünya bir araya gelse olmayacak. İzleyip göreceğiz, yaşayacağız, göreceğiz. Hayır. Ben neyeceğim ya burada, ben neyeceğim? Kendi tarafımdan biriyle gelsem İhsan'la beni ayırmakla tehdit ederdi. Hayır, onların tarafından olduğu için Hanım. Şu an eli kolu bağlı. Hayır. Bu çırpınışlar o yüzden. Hayır, kabul Hala etmiyorum. Bir şey dediği anda, çık buradan dediği anda çekiniyor çıkmak. Mu Gönül? Çekinmez mi? Oo. Evet, ya hayır. Kabul İstediği kadar bağırsın. Gönülcüğüm, neyinden rahatsız oluyorsun halanın o kadar? Ya İhsan'ın halasının neyinden rahatsız oluyorsun? Ya, ne yaşadın o kadar? Bizim bir miras dalgaları vardı Nursel Hanım. Aramızda onun para. İçin. Yine para mevzusundan, evet, evet, yani için. Kavgalısın öyle Bir de benim dedim dedik diyor hala. Evet. Beş hala yıldır biraz. Hiç görmedin mi? Hiç görmedim. Konuşmadın. Aman keşke de görmeseydim. Nereden geldi? Burada mı? Vallahi bak, getirdin sen, giderim. Getirdim burada. Görmedin mi, izlemedin mi? Tamam, yollamadın mı geri? Yollamadım. Niye? Beraber gideceğiz çıkışta. Şimdi Tuğba'nın Allah çok ciddi bir talebi var. Yok vallahi. Çok ben kararlı. Yani gerçekten Gönülcüm, yani şu anda değerlendiriliyor ya bu konu. Eğer böyle bir karar çıkarsa sana da saygı duymak düşecek. Vallahi ben stüdyo... Evet. O buraya girsin, ben stüdyoyu terk ederim. Tamam, ben terk etmeni istiyorum. Istiyor. Sen onun ekmeğine yağ sürersin, terk edersin. Ben gidince Evren Bey de halanla yarıştırmaz. Burası gelin kaynana yarışması. Gör tamam, bak. O da benim kayınvalidem. Hayır, sayılır. Halan o. Kocamı kaç yaşına Hayır. kadar emzirmiş. Nerede emzirmiş Kalktı be büyük. Ben neciyim? Çok biliyorsun sen. Sen nereden biliyorsun? 5 yıl önce ne oldu? Miras yüzünden diyorsun ya, paylaşılamadı mı bir evet, şeyler? Evet, para dalgası vardı aralarında, onun için Nursel Hanım. Eşinle onun mu? Yok, o eşimle değil de bana kızdı. Ben karışıyorum diye yani. Ha, o sana kızdı. Evet, evet, eşinin üzerine de çok etkisi olduğunu düşündü, kızdı. O benim yüzümden, kardeşinle... Yani o da mi? Sana kaynanalık yaptı evet. anladığım kadarıyla, of. Öyle mi? Tuğba'nın... Bu Her değişim şey isteğine ne diyorsun Yeşim? Bence harika bir fikir. Ben doğru bulmuyorum. Ya şöyle düşünürsek hani emzirmiş etmiş diyor ya aslında bir bakıma manevi kayınvalide gibi oluyor zaten. Aynen öyle. Ne diyorsun yani, burayı duygusal düşünmeyin. Mesela o kadın geldiği anda kayınvalidesi olmuyor. Öyle düşünmeyin. Biraz profesyonel düşünün. Evet, amaç burada düşünme. Altın kazanmak değil mi? Evet. Sizi kayınvalidelikten reddetmiyor ki. Yarışma... Doymadınız.
Sen doydun mu? Doymadınız kazanıp. Sen kazan. Deme bunu bariz. Diyecek son insan hayır, sensin. Hayır Nura da sen de doymadın. Kabul edin. Doğru doğru senin altın gibi bir gayen olmadığı için. Sen gezmeye mi geliyorsun? Yeme gayen olduğu için. Sen burayı kaşlarını güneşlendirmeye nasibin mi geliyorsun? Nasibin neyse odur arkadaş. Ya geç bunları geç. Sen buraya ne için geldin? Kazanmaya geldim. Kazanamıyorsan senden daha iyi birisi varsa mesela. Biz gelse, ne yapıyoruz? Kazanmış olmuyor muyuz? Yeşim getir seni. Tamam kazanmamı istemez misin? İsterim ama ben mi kazanacağım? Senle kazanamıyorum. Kazansan da kazanmasan ama da ben ama kazanamıyorum kazanamıyorum diyor. Sen aa, kazanamıyorum. Bak sen olmasan orası 3 sezonda 166 değil 566. Tabii canım tabii. Tabii, tabii, evet, tabii. Ya. Ben bir yılda 4. sezonda 30 bilezik kazanabildim. Aynen ya. Öyle. Her gün bir demek bilezik kazanmamışım. Tuğba sen kazanamadığından dolayı değil aslında. Sen evet. Bu en son hesap açıldı. Ortak evet. Hesap açıldı. Oradan benim eşimle aramı bozduğu için ne işini ben ne yaptım evet. Senin işini be? Beni artık bulmamasını ben başka aa, safhaya koydum. Benim özel kişisel hayatımı hı. Mahvetti ya. Yok canım ne yapmışım? Resmen yani mahvetti. Gönülcüm konuşuyoruz günlerdir doğru söylüyor yani. Yani normalde de mutlu değilim. Burada mutlu değilim. Beni mutsuz ediyor. Gidiyorum ailemle evimde de huzur yok. Kabire bu hesap mevzusu açılıyor. Mevzular başa dönüyor. Ya. İhsan bana küsüyor. İhsan şu an benimle konuşmuyor. Çiçek yolladı gene yaranamadı oğlum sana. Üzerine annemden sonra diyor. Ne fark eder ha önce ha sonra. Çiçek yollayınca bitiyor mu mevzu? Yollama, notunu okudunuz mu Nursel Hanım? Yok. Annemden sonra en değerli sensin ya. Diyor. Evet. Nerede not? Ha. Nerede? Ha. Ay yani nasıl gönlüm bir özür bu? Ya. Daha da özür kabahatinden Allah aşkına şunu bir okur musunuz ya? Böyle önce bir not mu olur ya? Önce annesinin sesi sonunun sesi mi? Ben olmasam ikisi aşkım, olmazdı. Aşkım özür dilerim. Ha, seni özür çok kırdım. Sen bak. Benim bu hayatta... Hay Allah'ım bu yazılır mı? Bakın. Sen benim bu hayatta annemden sonra sahip olduğum en değerli insansın. Seni çok seviyorum. Annemden sonrayı ekleme. Sen benim için değerlisin de bitir. Ama bak çocuğum yalan söylememiş. Çünkü çocuk da artık bunun dır 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 çenesinden bıkmış. Ya. Şimdi ben bu çiçeği yollarsam annem oradan bana küser. Ortak hesaptaki paraların hepsini çeker mi dedi acaba? Gönülcüm doğru söylüyor bak. Yani çiçeği gönderirken bile çocuk çekine çekine nota seni de ekliyor yani. Senin şu tavrından. Yok benden çekinmez oğlum korkmaz. Çekinmez şimdi Beyhan abla kendi de yarası olduğu için savunuyor seni Gönülcüm. Evet yani arkadaşım benden. Ama Ramise Hanım Tuğba'ya hak veriyor. Ben de... Tuğba'ya kesinlikle hak veriyorum ki o kadar yıldırmış ki Gönül Hanım evet. Gelini. Yani yeter. Bence abartıyorsun bak. Gönül, ben de Gönül teyzeye hak veriyorum. Ben daha Tuğba'ya hak veriyorum. Yanımdaki daha beter. Daha beter. Yani Gönül... Senin hoşuna mı giderdi Özlem? Haberin olmadan eşinle kayınvaliden ortak hesap açsa, senin hiç haberin olmasa hoşuna mı ben, gider? Ben hoşuma gitmeyen yani, değil. Ben hak veriyor ya. Hayır ben genel olarak bahsediyorum. Çok abartıyor. Yani, ama konu bu. Aynen bir konu yorum bu, ama... Öncede çuvaldızı hiç kendinize batırmıyorsunuz. Kendinize batırsanız anlarsınız. Şu anda ben diğer Özlem ne diyor şu an? Hayır ben şuna kızıyorum. Hani kayınvaliden dururken hala niye geliyor buraya? Özel hayatıma kaçıyor diyorum. Ben Tuğba'ya hak veriyorum. Ama sen de hep sen... Tuğba haklı. Evet haklıyım. Gittin haklı. Geldin gene Tuğba'ya hak veriyorum. İhsan'ın halasıyla ilgili kararı kesinlikle bugün bildireceğiz size. Çok biz de zor durumda kalmış durumdayız. Gönülcüm, yani çok büyük bir laf etmişsin. O buraya gelirse ben burayı terk ederim. Evet, İki cihan bir araya gelse ben, bu işi kabul eğer etmiyorum demişsin. Ben çıkarım dışarı. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Çıkarım. Bak ölümlü dünya. Birazcık bak hemen öyle gardını alma. Beni bir dinle. 5 yıldır görüşmüyormuşsunuz. Türkan Hanım saatlerdir. Seninle görüşmek için kulisinde seni bekliyor. Aa. Ben istemiyorum. Hayatım, ben istemiyorum. Bence 5 yıl geçmiş üzerinden koskocaman insanlarsınız. Yani ne bileyim hiç mi hatırınız yok birbirinize? Yok. Bak ben davet edeceğim. Hem de tanışmak istiyorum. Ben, o zaman ben çıkıyorum Nursel. Çıkarsan ekmeğine yağ süreceksin. Olsun ben çıkıyorum Nursel. Çıkma aa. Hayatım. Benim hatırım yok mu sende? He? Ya Nursel Hanım beni karşı karşıya getirme ya şu Türkan'la ya. Vallahi getirmeyin aşkım, ya. Bak kesinlikle yükselmiyorsunuz, kavga etmiyorsunuz ya. Tamam mı? 5 yıl sonra belki de buzlar eriyecek. Ha? Şimdiye kadar erimemiş işte şimdi. Ama hiç konuşmamışsınız ki. İznin varsa ben şuraya yanıma oturtacağım onu. Tamam mı? Beraber konuşacağız. Valla ben onunla... Sakin. Nursel Hanım tamam bir araya gelmek istemiyorum ya. Ben çıkayım siz konuşun ya valla. Sen çıkarsan Tuğba'nın ekmeğini yap. Ben yanıma hemen oturturum. Oturtur. Yanın... Aşkım, aşkım yapma Gönülcüm.
Gönül gideyim. İnat için gitme. Evet. Bir bekle konuşurlar Rüsel Hanım'la. Gitme. Gel gitme Gönül. Gönülcüm çağırıyorum. İyi hadi gelsin ama. Gönül ne inada git. Acaba gelip tamam, gel. Tamam. Gelip de ne söyleyeyim? Beş yıl sonra gelin görümce ilk defa bir araya geliyor. Mevzuları çok büyük. Hiç konuşmuyorlar birbirleriyle. Belli mi olur? Belki de barışırlar. Türkan Hanım'ı ben hazırsa, mikrofonu takılıysa yanıma istiyorum. Ay halam geldi. Ay asalet görsünler. Ne yapıyorsun Tuğba'cığım? Hoş geldin anacığım. Öpeyim. Hoş bulduk aşkım. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çok tatlı. Gel Yiğit, ver. Gel aşkım. Türkan Hanımcığım gel. Hadi gözünü al. Şöyle de yapalım. Kaynana hükümet gibi. Hoş geldiniz. Gibi. Nasılsınız? Dursel Hanım hoş bulduk. Siz nasılsınız? İyiyim. Heyecanlı mısın? Biraz. Neden? Gönül'ü görünce heyecanlandım. Hem sinirlendim. Gelinin ya korkuyor senden biraz. Ya beş yıldır konuşmuyoruz ya küs olduğumuz için. Beni görünce... Gençken nasıldı aranız? Hiç iyi değildi aramız. Hiç ilk baştan beri kötü hiç mü? Hiç anlaşamadım neden? Onu. Bilmiyorum. Ya yani kimden iyi. Sence kaynaklı sorun? Bundan. Niye? Hepsi bundan. Niye? Hiç aileyi hiç... karıştıran kayınvalidem evet. Ki. Hep bundan. Oraya oturdu. Yemek yapmasını bilmez, patates soymasını bilmez, soğan soymasını bilmez. Ben diyorum demedim. Bunu gez eline ver parayı gelsin. Aynen öyle. İnanmıyorum. Şimdi aslında kayınvalide gibi davranıyor. Yani oğlu hep yemekleri yapıyormuş ya. Evet. Gönül Hanım'ın kocası. Severek yapıyordu kardeşin. Her zaman yapmıyor muydu? Siz geldiğinde de neler yapmıyor muydu? İsteyerek ben mi yaptırıyordum zorla? Sen yapmadığın için mecbur o yapıyordu. İşte değil. Sen kendi severek yapıyordun. Hayır hayır sen hiç yapmıyordun. Sen aç çok alsın çocuklar. Evet. Halam yok. Doyuruyormuş gelip çorba yapıyormuş da içiyorlar. Ben, hep ben doyuruyordum. Tabii ben geliyorum ya, bakıyordum. Deme. Çocuğa bile sen, bakmıyordun hep sen. Hep benim dediğim olsun. Hep aynısın. Ben içmemişim bu yaşa geldim. Hep bildim bileli aynısın. Hayır hayır sen hiçbir şey yapamıyordun. Bol gezmeyi bekle. Biliyordun sen. Çok eline biliyorsun. Eline bir parayı veriyorlardı bol geziyordun. Para da çok. Kaç yıl oldu tabii. Allah rahmet eylesin eşini kaybedildi. Beşinci senedeyim. Yani rahmetli olur olmaz siz ilişkinizi kestiniz o zaman öyle mi? Evet bir zaten aramız öyle böyle hep her zaman evlendiğimden beri onunla aram barışmadı Nursel Hanım. Bak öbür görüntülerimle hiçbir şey olmadı ama bu Türkan'la yıldızımız barışmadı. Hmm. Çekemiyordu çünkü abisi çünkü bana... hakkından bir tek sen geliyordun ondan. Ben sen niye çekemiyordum ki? Evet çekemiyordum. Hareketlerime bakın çünkü... sinir olurum hiçbir şey yapmıyordum. Çocuğa bakmıyorsun geline bakmıyorsun. Karıştığı için bana karışmadığı için kıskanıyordun. Hayır. Bir şey soracağım. Çok. Bir kere İhsan 8 yaşına kadar emdi mi geldi? Evet. Niye? 8 ne? İşte ben emzirdim onun süt annesi benim. Evet. Hep mi? Ben ne yaptım? Evet. Yani Gönül Hanım'ın sütü mü yoktu? O hiç bakmadı ki hiç ilgilenmedi çocuğuna. Ya tabii arada bir hastaneye gittim de baktınız onları söylüyorsunuz. Yok her zaman ya, biz baktık yemin ederim her zaman biz ama baktık. Ama bakmadı mı? Hiç ilgilendirme hiç ilgilenmez. Çok biliyorum. Ne yapıyor? Görüyor herkes. Geziyordu parayı alıp geziyordu kardeşimle. Tabii ya oh iyi ki gezmişim oh paraları da yemişim ne güzel. Sen diyorsun ya Tuğba'nın çok üstüne geliyor özellikle evet. Para mevzularında sinir oluyorsun değil mi? Evet evet Tuğba'yı çok seviyorum. Ben Tuğba. Onun kadar para yiyor muyum? Hayır, 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 hayır. Söyle Beyhan abla. Ay bu kadın hiç ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi bir şey sorsun bakalım. Sor arkadaşım. Zamanında gönüllü aranızda bir şeyler yaşamışsınız. Öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Ondan sonra abin ölmüş. Şimdi sen ne hakla gelip de ben bunun yerine ben Tuğba'nın yanında çağırsın. Ben çağırdım. Çağırsın. Sen oğlum, bir kere oğlum. Halamı sıkıştıramazsın burada. Ha? Halamı size yedirmem. Hayır. İkiniz bir olmuşsunuz. Hadi dur. Yedirmem. Bu saatten hadi, sonra. İzin vermem. Gönül'e bu hala iyi bir kötü. Yo, hayır. Sen zaten hükümet mi? Gibisin. Gelin. Ben senin arkandayım Tuğba. Teşekkür ederim hala. Ben de Gönül'ün arkasında. Ben de Tuğba'nın arkasındayım. Öyle meydanı sana bırakmam ben. Türkan hiç bir şey, meydanı bir şey sana bırakmam. Bir korkma. Saniye. Türkan Hanımcığım sana bir şey soracağım. Kaç yıllık gelinin? Bir çayını kahvesini içtin mi? Ne bileyim yumurta kırdı mı sana? Hayır 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 hayır. Bir kere bile hiç ya. Hiç yumurta da kırmadı hiçbir şey yapmadı. Kardeşim acılığından ciğerleri sırtına yapmıştı. Hiçbir şey yapmadı hiçbir şey yapmadı ki. Kusura bakma senin kardeşinin eli lezzetliydi. Sizlere bile yapıp evet. Yediriyordun. Acılığından öldü. Ay, kardeşim acılığından öldü. Hep bir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Sizleri bile doyurdu. Nasıl açlıktan? Kim doyurmuş? Kardeşin geldiğinde kaç çeşit yemek yapıyordu size?
Ama isteyerek mi yapıyor? Adam mecburiyetten yani. Yok. Sen yumurta bile kırmadım diyorsun ya, ne yapacak? Tamam. Bir yemek yapmalı Nursel yani. Nursel Hanım bak, ben kırmıyordum. Bak onlar da biliyor. Zaten annesi 3 sene evliyken, annesi Allah rahmet eylesin, eli çok lezzetli. Ha, beyim dedi ki kayınvalideme, bak bir de anne sen girme, hep ben yapacağım dedi. İnan ki beni sokmadı. Hep kendi o yaptı. Annesine de yani. Evet, o zaman sokmadı. Türkan Hanım'a da çok yedirdi. Evet. Türkan abla, siz aynı evde yaşarken de İhsan Bey'le o mu yapıyordu yani? Hayır, sana da o mu yapıyordu? Hayır, biz kendimiz yapıyorduk. Onu elletmiyordunuz yani. Gönül kıymetli oldu değil mi? Gönül gelince gönül yapmadıktan sonra o yapmaya başladı. Hiç de değil. Ama sen... birazcık karısını acaba İhsan Bey koruduğu için... Evet, o zaten onu çekemiyorlar. Yok. Evet. Çekmene hiç alakası yok. Yapamıyordum, becerik yoktu. Hiç de değil. Halil elimden. Halil babam domates dedim ya Evet, Halil babam Gönül annemin domates doğramasını bile beğenmezdi. Tuğba geç şu mutfağa derdi ya. Allah! Aşçı yamağı gibi doğrama yaptırırdı, onu da beğenmezdi. Çok biliyorum. Kadın yemeğe yeteneği olmaya da bilir. Ben söyledim yani, ya. Onun konuda bir şey diyemem. Nasıl olmaz geçen gün ya? Olmayabilir. Ama geçen günkü şu sökük dikme muhabbeti gibi yani, illa kadın mı yemek yapmalı? Ona çıkıyor mevcut. Ama bu kadın çalışmıyor. Adam çalışıyor. Hem de çok böyle ağır bir işte çalışıyor. Çalışsın. Yani sorumluluğu yüksek bir işte. Sabaha kadar çalışıyor. Gündüz geliyor 2 saat uyuyor, yemek hazırlıyormuş. Yalan mı Allah? Doğru doğru. Anlat. Doğru. İsteyerek ben zorlasam da senin beyin niye yapmıyor? Zorlasaydın ya. Hayır. Kadın olarak yaptırsaydın ya. Tamam, sen yemek yapsan o adamın işine yemek yapabilir miyiz? Yapmadığın için adam ayrı kalacak, mecbur yaptı yemeği. Valla hiç denişmemişsin. 5 senedir görmüyorum ama hep aynı haydi, dükkan, tamam. Aynı dükkan. Tamam, gelir, aynı gelirse hadi bir soğan soy bakalım da görek. Ooo, helal olsun adam. Çok biliyor. Doğru. Bak ben sizi böyle şimdi şey yapmaya çalışıyorum, tamam mı? Birbirinize yumuşak davranın. Yok, 5 yıl boyunca birinizi aradın mı biriniz? Hayır. Ya bir hamle hayır, yapmadınız mı hayır, ya? Hayır, hayır. Ama sen büyük olarak böyle sanki arayı bulsaydın iyi olmaz mıydı? Hayır. Niye? Hiç istemedi. Yani birbirimiz hiç, o istemedi ya. Aradın, açmadı mı? Açmadı. Nursel Hanım, gezmekten fırsat bulsaydı Gönül annem, bir 2-3 akrabayı arardı. Gönül annemin kaplumbağa gibi sırtında çantası, ne kim nereye çağırırsa oraya gidiyor. Çok da memnunum. Hiçbir evi yok. Ne ben güzel. Gönül ablaya şu an hayretler içerisinde bakıyorum. Sanki böyle 17 yaşında bir kız var. Evet. Böyle kaynana geldi ya. Şöyle bir kırılmalar, arkasını dön, küsmeler. Gönülcüm, kaç yaşında insanlarsınız? Hiç olur mu böyle küslük? Allah, benim hiç o Türkan'la barışmaya da niyetim yok. Zaten hadi Gönül annemin gitmeye niyeti var. Nereye eğer ben bu hafta elenmezsem Türkan halamla yolumuza devam ediyoruz. Annem hayır. Derim zaten. Ben barışmıyorum. Sen barışma benim. Zaten. Sen güle güle hadi. Ama giderse gitsin ya Tuba, bırak. Gel sana da meydan doğ. Sana da meydan doğ Türkan. Sen de meydan. Hadi annem. Kına yak. Hadi annem. Gitmem ben. Sen yarışmayı kabul ediyor musun? Ediyor. Yani istiyor musun yoksa böyle inat olsun gönüllü kızdırmaya mı? İnat olsun diye yapma. Bana inat. Beni sevdiği için yani. Ben Tuğba'yı çok seviyorum ya. Tuğba'yı kıyamadığın evet, için Tuba. Mi yarışacaksın yani? Ha? Bak Tuba kaç saat çekim yapıyoruz, ayakta kalıyorsun. Ne bileyim yani, sen de bulamazsan Tuğba sana o dayanır. Çıkarsa. Bakışa bak diyor. Gönül annem korkutuyor şu an. Ben ne yaptım ben Türkan'a? Türkan teyze bulabileceğine inanabiliyor musun? Gelsin de görsün. Ha? Bulur. Aynı lafları sana dese dayanabilecek misin? Bulur. Bana söylemez ki. Söylemez, Tuba. O beni bulur. Bulur. Peki Tuğba sence çok üstüne gitmiyor mu? Hak ediyor. Bak, hak ediyor. Ay senin elini ayağını. Yok ya, bu valla tembihledim mi, ne yaptın? Hiçbir şey demedim. Çalıştırıp getirdim bunu benim başıma. Hiçbir şey demedim. Ne yaptın Tuğba, akşam onda kaldın da kadın kafasını yıkamışsın sen. Yok. Senin bana yaptıklarını biliyor. İhsan da onu arıyor, diyor ki hala bugün böyle oldu, şöyle oldu. İhsan da demiyor mu, annem artık yıldırdı ama ben bir şey yapamıyorum diye. Evet, evet. Katılıyorum. İhsan mı aran nasıl? Sen yani, her şey hala doğru söylüyor. Görüşürüz, iyi. Arar, sorar evet, seni evet, sürekli. Evet. Gönülcüğüm sen küçüksün ya. Biraz alttan al bence. Hiç alma. Ne işte niyetim. Baksana gönlü dönüyor, bir de öbür tarafa bakıyor. Bu tarafa da bakmıyor. Yüzü yok ki bakmıyor. Korkuyor. Neden yüzüm yok? Ne bileyim, yüz bakarsın bana. Niye bakmıyor ki? Görmek ne yaptın? İstemiyorum. Sus sen de ne? Senin yüzünü. Hayır, bir sus sen de, bir de bana bakmıyor. Gönülcüğüm şimdi gelinleri anladın mı, gelinini? Gelin gibisin ya şu an. Böyle bir triplere girdin. Tuğba'yla iyi geçiniyorsun. Bak sen de bayağı arka arkaya hani kaynanana saydırıyorsun. Tuğba'nın sana yaptığını yapıyorsun. Ben onunla küs olduğum için. Küs olmasam iyi davranırdım. Yani... Ki düşürdüğün hali görüyor musun? Avukat Hanım sen niye hararetlemiyorsun bu kadar ya?
Çünkü ona da yedek gelecek diye korkuyor. Yarın keşke şuraya bir sandalye birisi gelseydi. Ben biliyorum onun kaygısını. Ay, evet ha? Evet, ay, Beyhan Hanım'ın da derdi başka. Ya, şimdi ya, burada ciddi ya. Bir durum var. Durum değerlendiriliyor. Finalde Türkan Hanım'la mı yoksa kendi kayınvalidesiyle mi devam edecek? Olabilir mi? Onu yönetmenlerimiz söyleyecek. Ben de size açıklayacağım. Ben siz barışın istiyordum. Gönülcüm. Ben barışmam. Barış. O yok, zaman yok. Ben böyle kabul daha rahatım. Türkan ben böyle daha rahatım. Duydun mu Nursel Hanım? Barış da Tuğba ile devam et. Barış da. Barışın. Vallahi Türkan Hanım'ı yok. İstemeyeceğim ben. Barışmıyorum Nursel. Ay ben hiç sevmiyorum kız, böyle. Barış. Barışmıyorum. Ya. Kız bak, Tuğba ile barışmayacağım. Devam. Öp bir elini. Yok öp. Kocanın hatırına. Gitmem. Hatır büyük yerden. Evet barışmıyorlarsa yapacağım hiçbir şey yok. Teşekkür ediyorum. Ne olacağını birlikte göreceğiz. Evet, evet. Günün son tadımı kiminle? Beyhancığım, neyse. Hazır mısın buna? Muhteşem yemekler var. Bayılacaksın. Buyurun. Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Tam! Oo! Bilezikler için kolumda. Çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Kendinize güvenin. Ben öyle yaptım. Aleyna! Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Alnımın akıyla 122 bilezik oldum. Zirveye çıktım. Gerçekten! Hem tarihe geçtim hem şampiyon oldum. Yeşil! Ay! Yüzün üzerinde bilezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Ağır. Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun. Benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzel miyiz? Evet geldik en son tadıma, en zor tadıma. Beyhan Şov'a hoş geldiniz. Şov yok. Ver Yiğit'ciğim. Yiğit'im getir şu şeyimi, şov yok. Vallahi her tadımın ayrı olay, ben bilmem. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Nursel Hanım. Ne oldu? Kameraya da göster, şöyle çekelim. Nursel Hanım, sedeçi. Hede çiğ. He, içi kıpkırmızı çiğ. Baksana. Bunu yapan gelin yapamamış. Pişirememiş. Bunu da keseyim. Hepsi çiğ. Hiç tadım alın. Bugün tarifimiz öyle. İçini pembe istemiş. Tabii ya çiğ etliği bu. Vallahi Nursel Hanım bu olmamış. Bak üçünü de kesiyorum. Bak üçü de. Tamam şöyle yapalım. Tadına bakamıyorsan. Bakamayacağım. Şekline şemaline bak. Sosuna şekli, bak. Şekli şemali... Olsa bile ben çiğe puan vermem. Sosu zaten köfteyi beğenmediysem hiçbirini beğenmem şimdi ben. Olsun sen bana yine sosunu söyle. Nasıl kızarmış? Nursel Hanım kızarması güzel. Tamam. Şekli böyle mi bilmem ama öbürlerine bakmanca şekli şemali güzel. Ama içini pişirseymiş gerçekten köfte güzel olacak. Güzel olurmuş. Evet. Peki hadi gel ikiye geçelim. Kızarması güzel, şekli güzel. Bir şey söyleyeceğim, bunu biraz daha kalın yapaymış daha iyi pişermiş. Evet, doğru gerçekten. Söylüyorsun. Bu ne bu? İnce olunca pişer bu. İçindeki bulguru bile bak, bulgur tadı bile geliyor adama. Güzel. Hem haşladılar hem kızarttılar. Evet, ben bu köfte ilk defa yedim. Yok canım, yemişsindir daha önce. Burada yapılmadı mı bilmiyorum. Gerçekten bu çok güzel olmuş. Süper. Ben bunu beğendim. Sosu, sos pek belli değil de... Köftesini beğendim. Tamam. Üçüncü tabağımız günün de son iki tabağı. Gerçekten çiğ. Evet aşkım. Kıpkırmızı. Çiğim. Şunu da keseyim. Vallahi.
Bunun da tadına bakamam. Bak üçünü de kesiyorum. Demesinler ki biri pişmiş biri çiğ. Bak bir şey diyeceğim. Şurası fena değil. Dur, ya bir tadına ona bak. Ona bir tadına bakarım onun. Bak burası çiğ, şurası azıcık pişmiş. Çiğ yok. Yeme yeme istemiyorsan Allah yeme. Kanım ağır. Bak sosu iyi. Şekli güzel. Kızarması daha da güzel. Bu da küçük köfte aslında. Evet ama bakın ben aklıma ne geldi biliyor musun? Yemin ederim. Bunlar dedim. İçeride de hiç dile getirmedim. Bunlar bu köfte bulgurlu ya. Bunlar dedim kalın yapacak. Haşlasa da bunun içi pişmeyecek dedim. Ya. Ne kadar ince yaparsalar o bulgur kabaracak. Köfte ha. Yine dedim şey olacak. Ondan mı böyle oldu tabii. Diyorsun? Bunu ince yapaydılar. Köfte gene bu kıvama gelirdi. Anladım. Çok ince yapaydılar. Hı hı. Bu da çiğ. Tamam. Görünüyor yani. Zaten. Son tabağın. Bu zaten köfteye şey yapamamış, şekil verememiş, yapamamış. Kalın da yapmış gene ama gene de pişirememiş. Hı hı. Ondan sonra kızartmasını da yapamamış. Beyaz kalmış. Beyaz. Ha? Vallahi Nursel Hanım, ne diyeyim ben ha şimdi, bakın yavrum, ne diyeyim. Kendine bir 5 seç şekerim. Şunu seçeceğim. İkinci tabak, 5 yani, puan. Geri yandan da 1, 1, 1. Birinci tabak ben 1 puan, üçüncü tabak 1 puan, dördüncü tabak 1 puan. Gönül kayınvalidem 3 vermeseydi bugün herkes 5, 1, 1, 1 yaptı. Haberin Gönül, ola. Gönül bunlar hangisine 5 verdi, hangisine 3 verdi? Çiğ tabağa 5 verdi. Göreceğiz neler olmuş. 3 tane birimiz var. Neredeyse hiçbirinin tadına bakamadın. Açmaya başlayalım, şu birinci tabaktan başlayalım. Çiğ dedik, başka bir şey demedik. Çok da kalın buldun. Evet. Bakalım kim bu gelin? Hazır mıyız? Son puanlar bunlar. Gördüğü göreceği son puan 1 puan bu gelinimizin. Aç şekerim. Özlem. Özlem yapma ya. Ya Beyhan teyze yapma derken hepimiz pişiremedik. Hepimiz pişiremedik yani. Sadece ben yapmadım. Bak hepsi de pişmemiş dedin. Hepsi pişmemiş. Pişmemiş yani. Yani tek benim yaptığım bir hata değil. Onun tadına da bakmadın zaten. Bakamam. Kıpkırmızı. Hepsi kıpkırmızı. Yani sadece şu ikinci o tabak piş. O tabağa 5 verdi Gönül abla ya. Yok, en pembe, ben şu an hepsini tek tek açıldı. Hepsi aralarını pembe. Görüyorum. Hayır. Hepsi. En pembe, en kırmızı. Gönül buna 5 mi verdi? Evet, şaşırıyorum artık. Ben sosa göre verdim. Söyledim. Sosa göre verdi, çiğ evet. Dedim, sosa göre verdim. Aynen ben. Öyle, sosa göre verdi. Sosa olan sen ona 5 verdin. Beyhan Bey de sosa işte. Verdi, sosa. Dedim ben. Hepimizin hepsi pişmedi bak, zaten. Bak bak, o köfte çiğ ya. Hepsi çiğ. Sosu da mükemmel ben olsa ben o puan şey söyleyeyim mi Beyhan teyze? Abini dur. Üçüncü tabağı yaptığın gibi. Sana 2 numara, sana 2. Üçüncü tabağı dedin ki şekli güzel, sosu da güzel, içi çiğ dedin. Sana 2 numara. Peki 1 ile 3'ü aynı çiğlikte mi? Vallahi bu da çok çiğ. Yemin ederim. Bak. Beyhan teyze sen 2 numarayı yemin yedin ederim, ya. Birazcık yenecek bir şey olsa. 2 numarayı yedin ya. Diğer kayınvalideler hiçbirine, hepsine. Evet, hepsine çiğ dedi. Sen evet. Nasıl pişmiş? Ben yine bir tane pişmiş buldum iyi. Bakın arkadaşlar. Hiç bak, kimse seninki, bulamadı. Bak seninkinin o kadar pembe olmasının sebebi aşırı kalın duruyor. Bak. Çok şişmiş. Hayır, hamurunu yani. Kalın yapmış olabilirim rost ama. Rost da olmuş. Rost. Hayır, böyle. Hani benim tabağıma farklı diye ortalığı... Sen de atlasana. Rosta köfte bu kadar anlamaz. Şimdi kek gibi olmuş yani. Bu kadar kalınlık zaten. Ya biz, bizimki ondan daha aşağı olmuşlar. Hepsi aynı değil rağmen... onların. Hepsi aynı değil. O tepsiye benim 19 tane falan yaptım. Kaç tane yaptım hatırlamıyorum. Tamam, hepimizinki öyle. Farklılıklar hepimizinki var. Küçük ama bak, vardı. Bu tabakta mesela bildiğin kek gibi duruyor. O tabağın tamam. İçinin pişme ihtimali Beyhan çok zor. Beyhan teyze diyor ya, bu tabağımı verdim 5 diyor ya. Gönül teyze zaten et yani şeyin hepsine hiçbir kayınvalide pişmemiş dedi. Yine o tabakta da en pembe senin duruyor. Vermek zorundayım diye sosuna verdi. Sana gelen tabak böyle miydi? Evet. Sende pişmiş tabak var. O yüzden sen 5'i kolay buldun. Diğer evet. Kayınvalidelerde 4 tabağımızda da çiğ dediler. Evet çiğdi. Sosa göre puan verdi. Sosa verdim. Kuretten değerlendirdiler. Sosa verdim. Hepsi çiğdi. Hepsi. Senin şansına pişmiş geldiği için sen 5'i kolay verdin. Benim tabağım senin yine önüne gelen de kameraya da gösterdim. Şöyle bir pembelik yoktu. Yok, o zaten birdeki pembelik hiç bir tabak. Tamam, hayır, mesela sondaki tabağın açıdan görebiliyorum. O bile mesela daha pişmiş duruyor.
Tamam. Bunda da var. Onu göremiyorum. Ya hepsi de var ya. Göremezsin. Evet. Göremezsin çünkü o tabak çiğ değil. Hayır, bana dönük diğerlerin, değil. Hayır, diğerlerine kısma göre çiğ değil yani. Çiğ üçüncü ama değil. Mı? Evet. Göremiyorum. İkinci birimiz de burada. Yine pişmemiş bir tabak. Sahibi kim bakalım? Normalde içlerini zaten beğenmedin. Bunun dışını da beğenmedin. Şeklini de kızartmasını da. Kaldır görelim kimmiş. Selda. Aha, Tuğba ile işim. Geçmiş olsun. Öyle başlayayım. Behan teyze, üstü biraz daha pişseydi, şef bize dedi ki... Ne? Üstü biraz daha pişseydi, bu sefer üstü yanacaktı ki biz iki kere kızarttık onları. Üstünü pişirmedin. Pişirdim. İçini niye suda pişirmedin? Suda mı pişirmedim? Haşladık ya. Haşladım. Tamam işte, suyu içini oluyor ya. Haşladım. Sana pişmemiş gelmiş. Zaten nasıl sana bir tabak biraz pişmiş geldi ben onu anlamadım. Hiçbir tabak bugün hiçbir pişmedi ve biz... Onu suda haşladık, içlerinin çiğ olduğunu fark edince ikinci kere kızarttık onları. Ve ben onu ikinci kere kızarttım. İki tane tabak belki kafanızı yanıltıyor olabilir ama olması gereken renk altın rengiydi. Bu mu altın rengi? Öyleymiş. Altın rengi hiç bu. Altın görmedin mi? Aynen görmedik. Aynı. Ben o sendeki altın değil. Ve de bu iki kere kızarmış hali diyorsun. Evet. Herkes seninkine dışı pişmemiştir ve bu arada. Ben en son çıkardım onu. Tamam, senin bu demek ki bir kere kızarsaymışsın ne olurmuş? Yani bu iki kere kızartmış halinse herkes aynı yorumu yaptı. 3 dakika kızartmamız gerekmiyor muydu? Dakika mı? Evet. Kızartmayı şey, haşlama 3 dakika. Kızarttım. Haşlamadan bahsettim. Evet. Hayır, siz böyle şeylere takılıyorsunuz ya mesela hani şefe soruyorsunuz ya. Evet. Kaç dakika pişireyim? 10 saniye mi 20 saniye? Her onu şey şefe sormanıza gerek yok. Onu ben sormadım zaten şef dedi. Hayır, bazen onu bir şey soruyorsunuz ya. 3 dakika kızarttım. Bir şey bulmak istiyorsunuz hani diyorsunuz ama şef bana öyle dedi. Sen az piştiğini görüyorsan biraz daha pişir. Şef bana neden onu daha fazla haşladın? Senin ocağının ne kadar yandığını bilemez. Şef o kadar tabii ki de öyle. Ben suç kimseye arkasına savunuyor ben, böyle şey yapıyor. Bir saniye içerinden. Bir dakika. Siz bu köfteye yumurta kırdınız mı? Hı-hı. Kırdınız. Evet. Bulgur da var. Asla bu dağılmazdı. Dağıl. Çok haşlansa dağılırdı. Benimki hiç dağılmadı. Bir de zaman dağılmadı diye bir şey var ya. Var biliyorum. Yani diyelim belli bir dakika var. Bunun doğramaları bilmem neleri, yoğurmaları, haşlaması. Biz içinde 20 dakika pişirsek ne ara kızartacağız? O da var. Şimdi onları da bir hesaplayın. Ona göre yani. Ama zaten sen üçüncü tabağın hakkını yedin. O birle dörtle bir hayır, tuttun. Hayır. Sana yemin ediyorum. O üçten ben çıkarsam. İnşallah. İster ki sen çıkma evet öyle. Geleceğim kim göreceğim onun İnşallah pişme seviyesi de. İnşallah sen çıkarsın da ben oynarım yine. Yine beşi bugün de bana verdi ben bir göbek İçini atayım. Göremiyorum. Eğer ikiyle aynı seviyedeyse aynı pişme seviyesi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gelme buraya. Hiç üzülmem. Sana verirsem. Sen zaten bir verdiğinde kadar hangi gün üzüldün? Vallahi üzülmem. Sen hangi gün üzüldün? Dün yaptım da ne oldu? Biri aldım. Ne yapayım o yanlışlık oldu. Bugün yanlışlık. Bugün böyle oldu. Şu gün böyle git, oldu. Git bak. Bakacağım açıldığı zaman o tabağı da inceleyeceğim. İnşallah bugün hata yapmadın. Dün zaten kaçtın arkalara kaçtın sırf laf söylemeyin diye kaçtın. Bugün nereye kaçacaksın acaba? Verdiğiniz süre bizi arkada bir sürü bekletmeniz. Özür bu değil. Ne ya? Nasıl beklettik sizi? Sen uyuyordun. Uyumadın mı? Uykusundan uyandırdık. Özür dileriz. Bekletmişiz. Bundan sonra biraz daha hızlı yaparız. 10 saniyede falan. Sen bu köfteyi kaç dakikada yaparsın? Dürüst ol. Vallahi ben bunu... Ben yarım saatte sana 3 çeşit yemeği çıkarıp önüne koymazsam... Bunu yapacaksın daha 2 tane daha yapacaksın. Yarım saatte sana 3 çeşit yemek önüne koymazsam köfte olsun. Hiç inanmadım. Bunun süresi kaç dakikaydı? Anneleri biliyorum çok hızlıdır da yani bence bu sürede evet işleri zor ama pişirebilen de pişirmiş. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen gözüm gayye de bunlar burada iş yaparken benim orada yoruluyorum ben. Niye? Vallahi bir onu alıyorlar onu bırakıyorlar. Bunları önce köfte mi yoğuracağım? Köfteni yoğur. Yap kenara koy dinlensin. Sosunu ocağa at, suyunu koy kaynat, bunat öbür tarafta başka şey. Doğru söylüyorsun aslında. Yani mutfaktaki o planlama evet, çok can, önemli. Plan, her şey plan. Bu gelin bir nebze olsun sanırım zamanını yönetebilmiş. O gelin de ya Tuğba ya Yeşim. Günün son
10 puanı, en değerli puanı yarın tam 14 altın bilezik alacak bir gelinimiz. Bakalım son puanı kim kaptı? Kaldır. Kaldır. Hızlı. Yeşil. Vallahi bilmiyorum. Afiyet olsun. Helal olsun. Hata yapmadın. Şaşkınım. Burada 3 kişi, hatta Nursem de ben de çiğledi. Sana gelince pişmiş oldu. Aynı pişmişlik benim tabağımda da var. Niye benimki? Hayır. Gel bakalım. Ben tabağıma demin de baktım. Gel. Gel bakalım. Yok, kıpkırmızı. Dur, ben bakacaktım. Evet. Ya Beyhan teyze bırak kıpkırmızı. Ya. Kıpkırmızı. Gelin kimse bak. Tabağından birinci kaçmasın. Birinci tabakla aynı mı? Bakın. Birinci tabakla aynı mı? Ona da bir verdim. Bana da verdim. O da aynı. Bile. Vallahi o tabakta et çiğniyor. Yok, bu tabağı verseydin zaten kıyamet koparırdım. Ya gerçekten. Tuğba şimdi benim tabağım ne kadar şey olsa da iyi yorum yapmaz. Bakın yani, onda hiç yok ki denecek bak, kadar yok. Neden dört kişi de çiğ... Hayır, dört kişi de aynısını dört söylemedi. Dört kişi de çiğdi de bu şimdi mi pişti? Hayır. Ay. Tamam bak, biraz daha pişmesi gerekiyor ama içlerinde şu an en pişmiş Tuğba. İnce pişmiş olduğu o. İçin. Şimdi bak, verilen şu tabak bile... Verilen uymadıysan bilemem. Verilen ölçüyü ben tamam. Ben birebir ölçüyü yaptım. Ben de birebir yaptım. Şimdi yan yana onu da koyalım. Onu da koyalım yan yana. Sen ölçü deyip duruyorsun. Getireyim ya madem. Şişer, gel, şişer. Gel. İçinde bulgur var. Getireyim mi? Aynı. Bunların ölçüsü de bu arada iki tabağın ölçüsü de aynı dedi. Yine yan yana getireyim. Tamam, ben de getireyim ölçüyü. Senin bakalım, tabağın da yan yana şekil getiriyorum. Şekil olarak en düzgün hangisiydi? İkisi de aynı dedi aynı. Zaten. Aynı. Ya bırak Beyhan şekil olarak ya. Madem büyük küçük çok konuşacaksa bu tabak büyük olmuş, şu da küçük olmuş bak. Evet. Aa bak, madem gel. Tamam, gel. O da ya yeşim, bırak Allah aşkına. Hayır, illa ki benim tabağım. O da bak, yanlış. Bu yanlış. O da küçük. Yanlış. Ama seninki senin de yanlış. Senin tabağımda şu tabakta benim tabağım bir tane çiğ bulun. Görüntüsü. Ya dört kere madem çiğ dedi, bizim de gözümüz gördü yani. Gördü de çiğ. Hadi ya Beyhan teyze. Hayır bak, sana gelen de aynı. Bu şekildeydi, Ozan da söyledim. Çiğ de yeşim. Sen dedin ki hayır. Sen dedin ki ben sosa ya göre puan ya verdim. Kabul edin bunu ya. Çiğdim. Kabul ettik çiğlerini. Gelinlerim, ayağa kalkar mısınız? Haftanın dördüncü günü geride kaldı. Ama ondan önce size bir şey sormak istiyorum. Tuğba, kaç bölüm yarıştın burada? Çok fazla. Çok fazla. Sayısını bilmiyorum. Sayısını bilmeyeceğin kadar. Sizler de fena değil yani, tecrübelisiniz. Selda neredeyse bir aydır buradasın. Özlem, sen de bir aydan fazla yarıştın. Peki bu tabakların hali ne arkadaşlar? Allah bilmiyor. Hı? Gerçekten soruyorum. Yazık, çok merak Allah'a ediyorum. Yazık ya. Hani ne oldu da bu kadar kıpkırmızı bu tabaklar? Haşla dağılacak diye korktuk herhalde. Evet, haşlama tamam, süresini kısa tuttuk. Ama bu tabaklarla olmaz. Olmaz, olamaz yani. Hiçbir şekilde affı yok bunun. Benim bütün tabaklarım güzel olmuştu diyen var mı diyebilen? Yok. Yani tabağına güvenen yok, benimki iyiydi diyebilen var mı? Siz de farkındasınız. Yok değil mi? Yok. Yok ya. Yok. Üzgünüm kızlar ama size bugün çeyrek yok. Doğru. Bugünkü puanlamaları iptal ediyorum. Ve işinizin zor olduğunu biliyorum. Süre sıkıntınız var biliyorum ama yarışmanın cilvesi bu ya. Bunu pişirmek zorundasınız. Yani şöyle bir gerçek var. En pişmişe yakın Yeşim'indi. Dürüstçe söylüyorum, ben de Yeşim'e 5 verdim. Çok isteyerek vermedim ya. Onunki de çiğ ama içinizde en pişmiş olan oydu. Yenebilecek olan yani, böyle pişmeye yakın olan. Üzgünüm. Bütün emekleriniz çöp oldu. Bütün puanlamalar iptal oldu. Allah. Çeyrek de yarına kaldı. Bakın, yarın çok tarihi bir final yaşanacak burada. Hem 14 altın var, 14 altın bilezik var. Hem de 2 çeyrek altın var. Bugünü telafi etmenizi çok rica ediyorum yarın. Gerçekten ne size yakışıyor bu tabaklar, ne bize yakışıyor. Çok üzgünüm. Bugününüz ziyan oldu. Evet. Ay, gerçekten. Ve dahası bütün puan dengeleri de alt üst oldu. Yani bir günü kaybetmiş oldunuz. Evet. Maalesef. Çok üzgünüm. Lütfen rica ediyorum, yarın tatlı gününüz, cuma günü. Tatlı diyelim, güzel tatlılar yiyelim, bugünü telafi edelim, ağzımız da tatlansın. Yarın da böyle bir şey olursa buradan gidin. Hadi bakalım.
her gün neşeli neşeli oynayarak kapatıyoruz ama oynayacak halimiz de kalmadı. Yarın size muhteşem bir final vaat ediyorum. Gelinlerim de kendini affettirecek bence. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bugünün puan durumu şöyle. Yeşim 0 puan, Tuğba 0 puan, Selda 0 puan, Özlem 0 puan. Gelinim mutfakta da bir ilk. Eğlenen gelin kurayla belli olacak. Mutfak. Vay. Ben size dedim bu final nefes keser. Hak eden kalsın. Üzgünüm ama bunu açmak zorundayım. Herkes kayınvalidesiyle yarışıyor. Ben tek başıma yarışıyorum. Bir de gelip bana çelme takıyorsun. Ben bilerek mi şey yapayım Tuğba? Gelip bana çelme takıyor. Bıktım artık ya. Beğenmedim dese ben kızmayacağım. Olmamış diyeceğim. Ne yedin be gönül dediniz. Döndüm.